Bu arada 2 hafta evvel veya geçen hafta yaptığımız yapay zekanın büyük uğraşlardan sonra biraz küçültülmüş videosu geldi. Dün geldi. Yollamadım çok kafa karışıklığı yapmasın diye. Bu toplantı sonrası da yapay zeka kaydını yollayacağım. Bunun da yollarım. Şimdi hoş geldik. Hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten çok güzel 1,5 gün içinde çok güzel derlendik, toparlandık. İlginize de çok teşekkür ediyorum hızlı yanıt vermenize. Hani bu işi süründürmemeye. Şimdi bugünkü konuşmacımız biliyorsunuz Levent Gültekin. Moderatörümüz Bozkurt Aran. Ben Bozkurt'u kısaca tanıtacağım. Şimdi Bozkurt'un 1, 2, 4, 8 diye giden şeyleri var. İş deneyimi. Bir başkonsolosluğu var. Kendi Talas ve Tarsus'u okumuş. Sonra siyasalda okumuş. Mülkiye miydi Bozkurt senin zamanında onun adı? Hayır. Hala mülkiye, evet. Yasaldı. Siyasal. Peki. Başkonsolosluğu var Düsseldorf'ta. 2 tane genel müdürlüğü var. Bir tanesi ikili ekonomi, devletin genel müdürü. İkili ekonomik ilişkiler. İkincisi Orta Doğu. 4 tane de büyük elçiliği var. İslamabad, Tarhan Bey ile karıştırmamak için çok dikkat ediyorum. Kendi burada bildiğimi bilmiyorum hala. UNESCO merkez Paris'te ve Dünya Ticaret Örgütü Cenevre'de. Evet, ben mikrofon ve sahneyi, pardon, akışı da şöyle biliyorsunuz. Şimdi önce Levent 30 dakika konuşuyor. Her zamanki formattayız. Sonra yazılı alıyor Bozkurt soruları. Sesli olarak Levent'e iletiyor. Levent de gayet de bir sesli olarak yanıtlıyor. Bir daha devam ediyor. O sorulardan etkilendiği, boşluk kaldığını hissettiği durumda. İkinci bir konuşması daha var. Sonra sohbet diyelim. Sesli mesajlara geçiyoruz. Bunlar da Bozkurt sizi belli bir süre içinde kısıtlayacak. Onun alanına müdahale etmeyeyim şimdilik. Tamam. Buyur Bozkurt ve herkese tekrardan teşekkürler. Bozkurt sana da ve Levent özellikle de sana. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten geldim bu Cem'in yapmış olduğu birçok önemli. Yani böyle bizi bir araya toplayabiliyor. Bu üst üste son derece önemli insanların konuşmacı olarak gelmesini sağlayabiliyor. Sağ olsunlar. Şimdi Levent Gültekin gerçekten son derece önemli bir arkadaşımız. Bizim yani içinde bulunduğumuz muhitin ya o tür yani gelişimin ötesinde son derece büyük bir kabiliyetin getirmiş olduğu bir konumda. Yani ilk lise, pardon, lise ilk ve muhtemelen öyle. İlk orta ve liseyi Ardahan'da okumuş bir arkadaşımız. Ve daha da ondan sonra da Anadolu Üniversitesi ve Çelik Üniversitesi'nde de master yapmış. Yani bu böyle bir geçmişten gelip de bu kadar önemli bir konuma ulaşabilmek son derece önemli ve çok takdir edilecek bir şey. Bu bir insanın kendisini yaratabilmesini, insanın nelere kadir olduğunu gösterebilmesi bakımından da bence son derece önemli bir emsal teşkil ediyor. Yeni Şafak Gazetesi'nde haber müdürü yapıyor. Gerçek Hayat çıkartıp gelen yayın yönetmeni. Cenk Açık adıyla takma adıyla yazılar yazmış. Star Medya grubunda icra başkan yardımcılığına kadar ulaşmış. Sine 5'te TNSF'nin yönetiminde Sine 5'te yöneticilik yapmış. Ve şimdi tabii en önemlisi de Diken adlı bir son derece etkin bir gazetelerinde, bir internet gazetesinde yöneticisi ve o da yazılar yazıyor. Medyascope diye bir başka bir ortamda da Ruşen Çakır'la birlikte haber platformunda gündemle ilgili yorumları gayet yakinen takip edilen bir ortam yaratmış oluyor. İki tane son derece önemli kitabı var. İkisi de Doğan Yayınlar'dan çıkmış. Birisi Şatafatlı Mağlubiyet. Bu şatafatlı mağlubiyet esasında son derece ilginç. Çünkü bir ay içinde 9 defa baskı yapmış. Bilmiyorum şimdi şu anda kaçıncı baskısında. Bir de Onur Çıkış, Onurlu Çıkış diye. Onur Çıkışı diye.
bir kitabı var. 2017'de basılmış. Yani böyle son derece önemli. Kendini yetiştirmiş ve kendi bileğinin hakkıyla varlığını böyle bir son derece ciddi bir ortama kabul ettirmiş bir arkadaşımızla beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şimdi Levent'in talebi üzerine, Levent Bey'in talebi üzerine ilk önce soruları yazılı olarak alacağız. Ondan sonra bu yazıları ben bu soruları özetleyeceğim konuşmasından sonra. Ve onlara cevap verecek ve ondan sonra vakit kalırsa ve hala da sizin enerjiniz muhafaza edilebilirse son kısmında da bir sözlü olarak da müdahale etmek mümkün. Tabii bizim ana kuralımız kendimizden büyüklere abi, küçüklere kardeş demek. Talas Tarsusların. Fakat ben tabii şimdi burada böyle baktığım zaman ekrana herkesin gri saçlara, saçlarını boyatmış olduğunu, gümüş renginde bir görünüm ifade ettiğini, onun için herkesi bey diye ifade edeceğim. Ve ondan sonra da yani bazı arkadaşlarımız Ali Ertem gibi saçı da kalmamış pekala ama yine de bey demekte sorun yok. Şimdi bu uzatmadan lafı ben Levent Bey'e bırakayım. Levent Bey istediği gibi konuşabilecek. Muhtemelen yarım saat içinde bitirebilecek. Ondan sonra da suallerinizi biliyorsunuz yazacaksınız. Yani o aşağıda nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Bu kaçıncı oluyor bilmiyorum ama herhalde bir 10 tane falan diye rahatlıkla. Yok bu şey 19. Bozkurt. 19. Zoom toplantısı. Gerçekten büyük başarı. Çok teşekkürler Can bunu yapabildiğiniz için. Rica ederim. Ben de herkese evet, teşekkür ederim abi. Destekleri için. Levent buyurun. Sesini açman lazım. Ya bir dakika açık sesin demin açıktı. Evet, kendisini kapattı herhalde. Ben de herhalde kendini kapattın. Yok tamam şimdi açıldı. Tamam. Geliyor herhalde sesim. Geliyor. Çok iyi. Tamam. Herkese merhaba hoş geldiniz. Siyasetteki tıkanıklığı konuşalım dedik Cem Bey'le öyle başlarken. Hatta şöyle de bir esprimiz oldu. Niye bunu konuşacağız? Niye siyasetteki tıkanıklık? Daha önceki konuşmalara bakınca Türkiye'deki ekonominin durumu, yapay zeka gibi konular konuşunca ben kendimce şöyle bir tanım yapmıştım. Biliyorsunuz bir komutan bir yeri ziyarete gideceği zaman top atışı yapılması lazım. Fakat o beklenen top atışı yapılmayınca şaşkın bir şekilde varıyor bölüye, askeri çağırıyor, asker selam duruyor. Evladım niçin atmadınız topu diyor. O da komutanım diyor birçok nedeni vardı diyor topu atmamamızın. Söyle diyor sırala bakalım neydi o nedenler. Bir diyor barut yoktu. Tamam lan diyor barut yoksa gerisini saymana gerek yok. Önemli olan baruttu zaten. Şimdi bence de benim şöyle bir kanaatim var. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ne yazık ki hepimizin dikkatini tek bir noktaya çekmek zorunda bırakıyor. O da şu, bir anlamda barut yok. Barut yokken ne ekonomiyi tartışabiliyoruz, ne yapay zekayı da bir mesafe kat edebiliyoruz. Tartışabiliriz ama sonuç alma açısından baktığımızda eğitimi tartışabiliriz. Tarımdaki sorunları tartışabiliriz. Gençlerin yurt dışına, yani beyin göçü dediğimiz bunları tartışabiliriz. Ama sadece tartışabiliriz. Çünkü sonuç almamıza... Sonuç almaya etki etmemize engel önemli bir durum var Türkiye'de. O da şu, ne yazık ki ülkemiz son birkaç yıldır bu rejim değişikliğiyle beraber bir otoriter yönetime savruldu. Şimdi bunun henüz toplumda tam olarak ne anlama geldiğinin kavrandığı kanaatinde değilim. Sadece toplumda da değil, ülkenin önemli bir kesiminde otoriter yönetimin ne demek olduğunu, ne tür sonuçlar doğurduğunu, siyaseti nasıl kilitlediğini, toplumun zihnini nasıl bloke ettiğini, aslında o ülkeyi nasıl bir yıkıma sürüklediğini henüz kavranmış değil ne yazık ki. Şunun altını özellikle çizmeme müsaade edin. Türkiye yanlış bir yönetim altında değil. Ne demek istiyorum? Buradan baktığımızda iki türlü yorum yapabiliriz. Bir, Türkiye yanlış yönetiliyor diyebiliriz. İki, hayır bu bir yanlış yönetim değil, bu bir otoriterleşme. Otoriterleşme yanlış yönetimden çok başka bir şeydir. Şimdi normal demokratik kuralların olduğu, medyanın olduğu, yargı gibi ülkenin bazı kurumlarının işlevselliğini koruduğu bir ülkede ülkeyi iyi yönetemeyen bir iktidarın gelebilir.
politikaları yanlıştır. Eğitim politikasını beğenmiyoruzdur. Tarım politikasını beğenmiyoruzdur. Bazı konularda bizim istediğimiz gibi davranmıyordur. Ekonomide birçok ekonomist uzmanın istediği gibi kararlar almıyordur. Bunları eleştirebiliriz. Bu eleştirilerimizin, yaptığımız her itirazın önemli de bir katkısı vardır, işlevi vardır. Öyle bir iktidar döneminde. Fakat otoriter yönetimlerde ne yazık ki biraz işler farklı işliyor. Otoriter yönetimlerde şöyle bir benzetmede bulunmama müsaade edin. Bir araç düşünün. Çok ağır bir hızla tünele girdi. O tünelin önü uçurum ve araç büyük bir süratle gidiyor. Üstelik aracın koltuğundaki şoför, bunu tırnak içinde kullanacağım, genelde otoriter yönetimler için kullanılan bir tabirdir, gerçeklikten kopmuş. Yani nereye gittiğini, ne yaptığını bir anda o panik haliyle gerçeklikten kopmuş bir şoförün aracında biz arkada oturuyoruz. Şimdi o araçta yapay zekayı tartışabiliriz, ekonomiyi tartışabiliriz veya tartışabiliyorsak başka birçok çocuklarımızın durumunu tartışabiliriz, beyin göçü oluyor, bunu tartışabiliriz, demokrasinin geldiği eksikliği, aldığı tahribatı tartışabiliriz veya tartışabilir miyiz o can havliyle. O yüzden benim kişisel kanaatim, bütün yoğunluğumu da buraya veriyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu otoriter yönetim anlayışı ülkeyi ne yazık ki ağır bir yıkıma sürüklüyor. Şimdi bu yıkım kelimesini ben uzun süredir, birkaç yıldır çok sıklıkla kullanıyorum. Fakat geçen hafta şöyle bir şey oldu ve beni inanılmaz bir moral bozukluğuna sevk etti. O da şu, kendi kendime hep şöyle diyordum. Acaba bu yıkım kelimesini fazla karamsar olduğum için mi çok kullanıyorum? Veyahut gerçekten Türkiye'nin farkına varamadığım için mi kullanıyorum diye çok fazla kendimi sorgulardım bu anlamda. Fakat geçen hafta şöyle bir şeyle karşılaştım. AK Parti'nin içerisinden çok yakın, Tayyip Erdoğan'a çok yakın olan, birinci halka muhtemelen bir ve ikinci halkada olan birkaç isimle dolaylı bir diyaloğum oldu ve aynı cümleyi onlardan da şöyle duydum. Türkiye ağır bir yıkıma gidiyor. Süre uzadıkça yıkımın şiddeti daha da artacak. Biz de ne yazık ki bunu değiştirecek, durduracak, dönüştürecek etkiyi uyandıramıyoruz. Hiçbirimizin sözü gerçeklikten, bu cümleyi ben ekliyorum, gerçeklikten kopmuş bir şoföre etki etmiyor. En yakın şoför mahalli dediğimiz yanında oturuyor olsak bile bütün uyarılarımızın hiçbir etkisi olmuyor ve bunu söylediğim isimler, bunu söyleyen isimler, benim aldığım şey bilgi, birinci halka veyahut ikinci halka. Şimdi onlardan da bu kelimeyi, bu yıkım dediğimiz şeyi duyduğumda ben biraz daha moralim bozuldu ve gözümüzün önünde ülkemiz ağır bir çatışmaya, ağır bir yıkıma doğru sürüklenirken ne yazık ki sahici bir tutum, sahici bir politika bu gidişi durduracak, ülkeyi buradan çıkaracak bir yaklaşım da geliştiremiyoruz. Bir tarafta 80 milyon var, bir tarafta bir grup, ittifak, devlet ittifakı dediğimiz bir grup var orada. Halkı tenzih ederek konuşuyorum burada. Şöyle bir benzetme daha yapayım, belki zihninizde biraz daha canlanması açısından. Ya Allah korusun, çocuğumuzu diyelim ki biri rehin aldı. Ve biz evimizde oturmuşuz, aile olarak çocuk kurtulursa hangi okula göndereceğimizi konuşuyoruz. O çocuğa nasıl bir mont ayakkabı alacağımızı konuşuyoruz. Ya o çocuk gelecekte üniversitede şu bölümü mü okusun, bu bölümü mü okusun, bunu konuşuyoruz. Ama işin gerçeği o çocuk şu anda esaret altında ve canını nasıl kurtaracağını henüz bilmiyoruz. Ve Türkiye'deki aklı selim kesimler ne yazık ki buraya yoğunlaşmıyorlar. Şimdi buraya birinci öncelikli olarak yoğunlaşması gereken muhalefet. Fakat muhalefet mevcut durumun gerçekliğini kavramamak veyahut kabullenmemek gibi bir durumla karşı karşıya. Niçin kabullenmiyorlar sorusunu çok sordum. Hem kendime sordum hem de siyasi çevrelerle yapmış olduğum görüşmelerden edindiğim izlenim, o da şu. Eğer mevcut durumu kabullenirlerse farklı davranmaları gerekiyor. O farklı davranmamak için mevcut durum yokmuş gibi davranıyorlar.
Şimdi bir tarafta otoriter bir yönetim anlayışıyla ona teslim olmuş, rejim değişmiş, bütün bir ülkenin kaderi bir kişinin iki dudağı arasına teslim edilmiş bir ülke var. Medyasının %95'i iktidarın kontrolüne girmiş. Artık bağımsız yargının en küçük kırıntısından bile bahsedilemeyecek olaylarla karşı karşıyayız. Öbür taraftan kurumlar işlevini bütünüyle yitirmiş. Diğer taraftan baktığımızda meclisin işlevi ortadan kalkmış. Kanun hükmünde kararnamelerle artık ülke neredeyse yönetiliyor. Ve diğer taraftan bir de toplumsal barışı zedeleyecek bir kutuplaşma, ayrışma ve oradan beslenen bir siyaset anlayışı. Şimdi ve dahası hiçbir şey yapmaktan korkmayacağını söyleyen bir iktidar var. Şimdi bunu sadece iktidar söylemiyor. Bütün muhalefet liderlerinin bize yaptığı şöyle bir tanım var. Saadet Partisi lideri diyor ki Temel Karamollaoğlu, muhtemelen iktidar seçimleri manipüle edecek ve gitmemenin yollarını bulacak. Diğer taraftan Ahmet Davutoğlu şöyle bir cümle diyor. İktidarda öyle bir anlayış var ki kendi pozisyonlarını korumak için her şeyi yapabilecek durumdalar. Bu her şeyin içerisine aklınıza gelebilecek her şey giriyor. Öbür taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Türkiye otoriterliğe doğru adım adım gidiyor. Bana göre gitti. O ister istemez sorumluluk pozisyonunda olduğu için biraz daha yumuşatarak konuşuyor. Otoriter yönetimle gidiyor. Diğer taraftan HDP lideri Mithat Sancar Bey ile konuştuğumuzda onun şöyle bir cümlesi var. Bir an önce ortak bir ittifak yapılıp ortaya sağlıklı bir birliktelik muhalefet çıkarılmazsa 10 yıllık bir Baas rejimine hazır olmamız gerekiyor diye bir tanımı var Mithat Sancar Bey'in. Aydınların, yazarların, kimi gazetecilerin, siyaset bilimcilerin, teorisyenlerin, herkesin yorumları var. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu tıkanıklıkla ilgili. Ben onu şuna benzetiyorum biraz önce dediğim gibi. Tayyip Erdoğan açısından ne yazık ki biliyorsunuz bu otoriter yönetimlerin en şeyi mutlaka okumuşsunuzdur. Başlangıcı örnek hikayesi Macbeth'le başlar. Yani orada Shakespeare Macbeth üzerinden bir otoriter liderliğin yani şahsın, kişinin nasıl giderek tek adam kişiliğe, otoriterliğe kaydığını, korkuya yenildiğini, o korkuyla daha da panikleyip daha da yanlış işler yaptığını ve sonunda kendiyle beraber ülkesini de yıkıma sürüklediğinin en başlangıç hikayesidir Macbeth. Peki sadece o mudur? Hayır. Oturdum ben son birkaç aydır bütün dünyadaki otoriter yönetimleri inceledim. Bununla ilgili epeyce kitap var. İletişim Yayınları'ndan çıkan kitap var. Birkaç tane böyle otoriterlik, dünyadaki diktatörlükler benzer. Hitler dönemini anlatan çok önemli kitaplar var. Yine İletişim Yayınları'ndan çıkmış bir Alman'ın hikayesi diye. Böyle adım adım anlatırlar nasıl gidildi, nasıl yapıldı diye. Yaklaşık bir 40-50-60'a yakın otoriterliğe kapılmış ülkeyi izledim. Almanya'sından Peru'suna, Şili'sinden Venezuela'sına, Rusya'sından işte bugünkü Macaristan'ına, Türkiye'sine, Romanya'sına, Sırbistan'ına, Irak, Suriye, aklınıza gelebilecek hepsi. Dikkat ettim. Davranışlar aynı, refleksler aynı, muhalefetteki tıkanıklık çok benzer, siyasetin çözüm üretememesi çok benzer ve ne yazık ki sonunda ağır bir yıkım. O ağır yıkım iki türlü. Bir tanesi ağır bir çatışma, Irak gibi, Suriye gibi veyahut diyelim ki Almanya gibi daha büyük bir ağır bir fatura. Bazılarında ise toplumun bütün değerlerini yok edecek bir çürüme. Mesela şöyle düşünün, bir kasa domatesin içerisine bir tane çürük domates atmak gibi düşünün ve o zaman zarfında 10 gün sonra, 15 gün sonra gidip baktığımızda sapasağlam olan o bir kasa domates, o bir tane çürüğün yüzünden tamamıyla çürümüş oluyor. Şimdi biz de şu anda iki türlü yıkımla karşı karşıyayız. Bir tanesi toplum çürüyor. Lümpenleşiyor, değerlerini kaybediyor. Ortak değerler bütünüyle ortadan kalkıyor. Eğitimin çökmesiyle beraber üniversiteler bir anlamda yüksek lisenin de altına düşüyor. Beyin göçü had safhada
biliyorsunuz son geçen hafta bir anket açıklandı. Gençlerin %65'i Türkiye'yi terk etmek istiyor. İyi olanlar bir şekilde yurt dışına gidiyor. Elde kalan lümpenleşmiş, yine Bekir Ardır'ın tabiriyle Recep İvedikleşmiş bir insan profili kalıyor elimizde. O insan profilinin ortaya çıkaracağı bir Türkiye. Diyelim ki bu iktidar gittiğinde böyle bir yıkım. Diğer bir yıkım ise, bunu başka bir televizyonda bundan 5 yıl önce paylaşmıştım. Burada da paylaşmamda bir mahsuru yok. Televizyonda paylaştım. Hatta akşam bunun üzerine çok düşünürken bir şey dikkatimi çekti. Onu da burada sizinle ilk defa paylaşayım. Bundan 5 yıl önce Ankara'da bir önemli bir bürokratı ziyaret etmiştim ama emekli olmuştu. Sizin de tanıdınız, ismini vermek istemiyorum. Çok saygın bir bürokrattı. Emekli olduğunda Tayyip Erdoğan'ı ziyarete gidiyor. Alasmalık demek üzere. Tayyip Erdoğan'la da çok yakın ilişkileri olamaz. Bazı kararlarından, bazı davranışlarından dolayı son emekliliğinden birkaç ay önce araları açılmıştı. Fakat yine de gideyim, bir alasmadık diyeyim, bütünüyle de küs gitmeyeyim diye gittim dedi. Bana kendisi anlattı. Dedi gittim, oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Fakat dedi bana öyle şeyler anlattı ki yapacaklarıyla ilgili. Ben dedi büyük bir şokla kendisine şöyle bir tepki verdiğimi hatırlıyorum dedi. Efendim siz bu dediklerinizin onda birini yapın, Türkiye'de iç savaş çıkar. Ve bunun üzerine Tayyip Bey'in verdiği cevap şu: çıkarsa çıksın, ezer geçeriz. Ben bunu 5 yıl önce bir televizyon kanalında aynen bu şekilde size anlattığım gibi anlattım. Ahmet Altan'dan Murat Belgesi'ne kadar bütün medya organları bunu yazdılar ve sordular. Arkadaş bunu ya yalanla ya izahat yap. Nedir bunun gerçeği diye. Aynı zamanda CHP milletvekili Mustafa Balbay bunu mecliste soru önergesi yaptı. Arkadaş böyle bir açıklama var, bununla ilgili ne diyorsunuz diye. Tek bir açıklama gelmedi, tek bir izahat gelmedi. Benimle ilgili herhangi bir şey de gelmedi. Bir dakika, sen nereden aldın? Bir dakika gel bakalım. Hiçbir şey. Akşam bunun üzerine kafa yorarken şöyle dedim. Muhtemelen bunun duyulmasını istiyorlardı. Çünkü bir korku yayma. Veyahut o yayılan korkundan bir avantaj çıkarma gibi. Şimdi var mıdır kafasında böyle bir şey? Onu bilemeyiz. Yapabilir mi? İşi oraya kadar götürebilir mi? Hayır, bunu da bilemeyiz. Şunu da söylemek istemiyorum. İnanılmaz güçlü bir iktidarla karşı karşıyayız, hiçbir şey yapamayız diyenlerden değilim. Bu tip iktidarlar meşruiyetini, gücünü karşısındaki muhalefetin zayıflığından alırlar. Toplumsal birlikteliğin sağlanamamasından alırlar. Hatta daha da enteresan bir istatistiksel bilgi paylaşayım sizinle müsaade ederseniz. Yaptığım araştırmalarda, dünyadaki otoriter yönetim araştırmalarında çok partinin olduğu otoriter yönetimler az partinin olduğu otoriter yönetimlere göre daha uzun ömürlü olmuşlar. Çünkü çok parti olduğunda bir parçalanma, ayrışma oluyor. Buradaki tek blok halindeki otoriter yönetim buradaki parçalı muhalefeti birbiriyle düşmanlaştırarak, birbirini birbirine ayrıştırarak, şeytanlaştırarak, marjinalize ederek toplum nezdinde bunları bir araya gelemez hale getiriyor ve kendi pozisyonunu koruyabildiği kadar koruyor. Peki az muhalefetin olması şu anlama geliyor: daha blok hale geliyor toplum buradaki gidişattan endişe duyanlar. Şimdi Türkiye'nin birinci sorunu bu tünelden kazasız belasız çıkmanın yolunu bulmaktır. Bunu bulmadıktan sonra ne ekonomimizi konuşabiliriz, ne tarımımızı konuşabiliriz, ne teknolojideki geri kalmışlığımızı konuşabiliriz, ne kültür sanattaki geri kalmışlığımızı konuşabiliriz, ne hiçbir şeyi. Yani daha önce verdiğim örnektekine benzer, Allah korusun, çocuğumuz birinin esareti altındayken evimizde oturup normal siyasi analiz, başka konular yapmak bana çok tuhaf geliyor. O yüzden de bütün ilgim, bütün alakam, bütün dikkatim ne yapılması lazım? Peki ne yapılması lazım? Bu kadar şey değilim.
Şöyle bir moral artırıcı, bu kadar moral bozucu konuşmadan sonra şöyle bir moral artırıcı bir şey söyleyebilirim. Hem KONDA'nın, belki haftaya Bekir Bey eğer konuşmacı olacaksa size kendisi de bahsedecektir. Hem itibar ettiğimiz önemli anket şirketlerinin birçoğunun bize yaptığı araştırmalar şunu gösteriyor. Toplumun %65'ine yakını, 60-65, ben daha fazla olduğunu düşünüyorum. Niye olduğunu birazdan söyleyeceğim. Gidişattan büyük bir endişe duyan kesim. Daha fazla dememin nedeni şu, AK Parti'ye oy verenlerin arasında da aslında durumun vahametinin farkında olan, bir konuşmama başlarken size AK Parti'nin birinci halka, ikinci halkasından aktardığım kulis bilgisi gibi, toplum kesiminde de gidişattan çok endişe duyanlar var. Fakat ya kime vereyim, kim daha iyi yönetebilir ki duygusuyla hala orada duruyorlar. Şimdi kime vereyim, kim daha iyi yönetebilir ki duygusu, bütün otoriter yönetimlere has bir duygudur. Yani otoriter lider devletten almış olduğu üzerine devşirmiş olduğu güçle o kadar karizmatik bir pozisyona gelir ki toplum onun karşısına çıkacak bütün liderleri doğası gereği zayıf görmeye başlar. Yok bu yönetemez bunun gibi. Toplum psikolojik olarak zayıfladıkça, ekonomik olarak değer kaybettikçe, misal diyelim ki 5000 liralık bir aylık geliri var. Yaşadığımız ekonomik yıkımla bu 3000 liraya düştüğünde bütün otoriter yönetimlerde toplumun refleksi şöyle işliyor. Ya 2000 lira kaybettim, 3000 liraya düştü. Eğer bu adam giderse ki hazır güçlü, onu da kaybederim. Çünkü öbürleri bunu bile yönetemez. Yani öbürleri ülke o kadar tahrip oldu ki bunun altından bunlar kalkamazlar, bir araya gelemezler, anlaşamazlar diye otoriter yönetim etrafında güvenlik duygusuyla daha fazla toplanıyorlar. O birliktelik orada bir sarılma duygusu getiriyor. Hani ip tutunma bir anlamda. Burada eğer güçlü bir birliktelik verilmezse, bu muhalefet cenahında güçlü bir birliktelik verilmezse ve topluma o güven duygusu aşılanmazsa buradaki kilitlenme ne yazık ki çözülemiyor kolay kolay. Bir de şöyle bir avantaj var. Medyanın %95'i iktidar kontrolünde. Bir lider düşünün ki günde 25 kanal vasıtasıyla toplumun tamamına ulaşabiliyor. Benim gibi muhalif liderler veya ben yazarım, diyelim ki muhalif, biz ancak birbirimizle konuşabiliyoruz sosyal medya üzerinden. Bir de böyle bir, yani kendimizi topluma anlatabileceğimiz, güven duygusu yaratabileceğimiz imkan da yok. Medya imkanı da yok. Yargı oradan zaten yok. E biliyorsunuz şimdi bu bekçi meselesi, bütün bunlara böyle şey gibi izliyoruz değil mi? Böyle hani gayet normalmiş gibi, olabilirmiş gibi izliyoruz. Mesela bekçiler kuruldu. Şimdi bugün çıkan habere göre yeni bir haber düştü ortalığa. Demek ki izlenmemiş, görünmemiş hazırlanan yasada bekçiler artık yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisi verilmiş bekçilere. Şimdi nereye doğru gittiğimizle ilgili bize bir ipucu vermesi lazım bütün bunların. Bir tarafta polis var, askerimiz var, polisimiz var ama nasıl olduysa bu iktidar bir bekçi kuvvetine ihtiyaç duydu. Sonra döndü o bekçiye silah kullanma, üst arama, evleri gözetleme yetkisi verdi. Bunun yanında yargı bütünüyle devre dışı bırakıldı. Mesela dün AİHM Selahattin Demirtaş'la ilgili bir karar verdi. Sanki böyle bir şey, AİHM diyorum pardon, özür dilerim. Anayasa Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın haksız bir şekilde uzun süreli içeri tutulduğuna dair bir karar verdi. Fakat sanki Anayasa Mahkemesi böyle bir karar vermemiş gibi ne uygulandı ne kimse gördü. Hiç kimsenin umurunda değil Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar. Şimdi buradan baktığımızda da yargı da devre dışı kalmış. O yüzden zor durumdayız. Ülke olarak çok ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve birinci önceliğimiz ya ülkemizi kaybetmek. Kaybetmek cümlesi bir ülke bütünüyle ortadan yok olacak anlamında kullanmıyorum. Bir ülkene ülkeyi kaybetmek demek, örnek vereceğim size, Irak mesela. Artık Irak diye bir ülke yok. Şiiler var, Sünniler var, Kürtler var.
Orada Suriye diye bir ülke duruyor. Artık Suriye diye bir ülke yok. İşte yarısında Türkiye, öbür yarısında Rusya. 10 milyon vatandaşı dışarıda. Venezuela diye bir ülke var. 1,5 milyon insan açlıktan yürüyerek ülkesini terk etti. Enflasyon %1500, korkunç bir açlık var. Ve sosyalizm, dava, emperyalistler, kapitalizme meydan bırakmayacağız diye hala o liderin etrafına duran bir kilitlenmiş bir halk var. Ve çöken, çürüyen bir ülke var. Öbür tarafta Rusya var, öbür tarafta başka ülkeler var ve bir de bizim durumumuz var. Ve biz giderek inanç siyaseti üzerinden, inanç istismarına dayalı siyasetle her gün cumhuriyet kazanımlarını biraz daha kaybederek bir Orta Doğu ülkesi olma yolunda hızla mesafe kat ediliyor. Peki, muhalefetle görüşüyoruz. Muhalefete diyoruz ki durum bu, bir şey yapmanız lazım. 2023 gelsin yaparız diyorlar. Şimdi bir, 2023 ile ilgili şöyle bir sorunumuz var. 2023'te biz nasıl bir Türkiye ile karşı karşıya kalacağız? Kimse bunu bilmiyor. Hangi yıkımları yaşayacağız ve iktidar hangi alanlarda nasıl bir mesafe kat etmiş olacak? Bunu bilmiyoruz bir. İki, hangi şartlarda nasıl bir seçime gideceğiz? İşte görüyorsunuz şimdi yeni bir seçim sistemi konuşuluyor. Üç aşamalı baraj. İttifak yaparsanız her bir partinin %5'i bulmasını istiyorlar. Bu şu demektir, Babacan'ın, Davutoğlu'nun, Saadet Partisi'nin meclise oy alma ihtimali sıfır. Peki, o da yetmiyor. Diyor ki, Türkiye barajı var %10, onu da geçmesi lazım. Yeni bir seçim sistemi konuşulan, çıkar mı bilmiyorum ama sonuçta kafa yoruyorlar buna belli ki. Üçüncü bir baraj daha koyuyorlar, o da bölgesel baraj. Diyor ki, İstanbul'da mesela, Üsküdar'ı bir seçim bölgesi yaptık diyor. Orada diyor %20'yi geçmezsen milletvekili çıkaramazsın. Trabzon diyor bir seçim bölgesi diyor. Bölge olarak bölge barajı koymak gibi. Oturmuşlar bir mühendislik üzerinden nasıl yaparız ki bu oyla artık biz kazanırız. Diğer taraftan bu son birkaç gün önce çıkan hakimler ve savcılar kararnamesiyle seçim kurullarındaki hakimlerin ve savcıların önemli bir kısmı da değişti. Biliyorsunuz bundan birkaç ay önce Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da değişti ve yeni Yüksek Seçim Kurulu Başkanı İstanbul seçimlerinin iptaline evet oyu veren bir hakim. Şimdi bütün bunlar bir örme, bir oluşturma, bir rejimin yerleşmesi ve biz 2023'ü bekliyoruz. Nasıl bir Türkiye ve nasıl bir muhalefet? Peki ne yapılması lazım? Bu araştırmalarımdan, üzerinde çok sıklıkla duruyorum ve bütün muhalefet liderleriyle konuştum. Kendilerine anlattım size bu anlatacağımı biraz sonra. Finlandiya modeli diyorum ama siz Finlandiya olarak bakmayın. Bir model anlatıyorum aslında. Bunun benzerini İspanya'da uygulamış, benzeri Güney Afrika'da da uygulanmış. Birçok ülkede benzer modeller uygulanmış. Finlandiya'nın şöyle bir özelliği var. 1930'lu yıllardaki Avrupa'da esen otoriterlik rüzgarından kurtulan iki ülkeden biri. Biri Belçika, biri Finlandiya. Finlandiya'da Lapua hareketi iktidara geliyor 1930'lu yılda, 29 yılında. Lapua hareketi Mussolini'ye özenerek faşist bir yönetim kurmaya çalışıyor ve kuruyor da. Önce komünistlere siyaset yasağı getiriyorlar. Ardından aynen Mussolini gibi bir miting düzenliyorlar ve diyorlar ki bize karşı gelen aydın, siyasetçi, kanaat önderi falan 1000 kişiyi kaçırıyorlar Finlandiya'da. Sonra diyorlar ki dönüp diğer muhalefet partilerine, şimdi sırada diyorlar sosyal demokratlar var, onları da yasaklamamız lazım. Siyaset bu soldan çok çekiyor falan diye. Sosyal demokratları da yasaklamamız lazım dediklerinde muhalefet uyanıyor. Artık iş işten geçmek üzere. Bir tarafta bir sosyal demokrat parti var o zaman Finlandiya'da. Diğer tarafta Katoliklerin partisi var. Bir de liberal parti var. Bizdeki gibi şu anda bir araya gelemez haldeler farklılıklarından dolayı. Şöyle bir formül buluyorlar, üretiyorlar. Diyorlar ki hepimiz parti olarak duralım. Parti olarak bir araya da gelmemize gerek yok. Bir hareket kuruyorlar. Adı Yasallık Hareketi. Her partiden birkaç önemli siyasetçi istifa edip o harekete katılıyor. O hareket aslında bir demokrasi cephesine dönüşüyor.
bir partinin iktidarı olmakta, yani bir partinin iktidar mücadelesi olmaktan çıkıyor. Demokrasi daha doğrusu ülkeyi kurtarma mücadelesine dönüşüyor. Bir anlamda hani bizim Kurtuluş Savaşı'na benzer, kurtuluş mücadelesi gibi de düşünebilirsiniz. Bir tıkanıklıktan, bir yıkımdan kurtarma. O hareket ortada olduğu için, herhangi bir parti olmadığı için sivil toplum rahatlıkla oraya katılıyor. Yazarlar, gazeteciler, aydınlar, yani ben bu ülke için bir şey yapmak istiyorum diyen herkes o harekete katkı sunmaya başlıyor. Ortak bir muhalif dil oluşturuluyor, ortak bir üslup, ortak bir çalışma, ortak bir tavır. Diyelim ki CHP'ye bir şey yapıyorsa burası ortak bir tavır gösteriyor. HDP'ye bir şey yapıyorsa burası ortak bir tavır gösteriyor. Ama aynı zamanda toplumun bütününe ulaşacak barışçı, demokratik çaba, eylem, organizasyon, örgütlenme çabasına giriyor. Burada bütün partilerin ittifak ettiği bir isim başında sözcü olabilir, lider olabilir. O genelde muhatap olarak yönetiyor, organize ediyor. O birlikteliğin heyecanıyla Finlandiya bir yıl içerisinde erken seçim kararı aldırıyor Lapu hareketine. Ve o bir erken seçimde Finlandiya demokrasisini kurtarıyor ağır bir yıkım yaşamadan. Şimdi bana göre bizim de Türkiye'de acilen bir demokratik ittifaka ihtiyaç var. Bu partilerden çıkıp gelme meselesi değil. Bir demokrasi cephesi oluşturmamız lazım ki bu kilitlenmeyi aşalım. Ne demek kilitlenme? Şimdi AK Partililer şöyle diyorlar. Yani tamam, evet bizimki kötü. Oy verelim CHP mi iktidara gelsin? Veyahut HDP mi olsun? Veyahut İyi Parti mi olsun? Bu sefer diyelim ki İyi Partili, ya ben şimdi tamam da diyor CHP ile İyi Parti mi iktidar olsun? Bu dediğimde biz ve onlar ayrımı kalkıyor ve burası CHP'nin iktidarı olmaktan çıkıyor, İyi Parti'nin iktidarı olmaktan çıkıyor. Aslında demokrasi taraftarlarının bir birlikteliğinin iktidarına dönüşüyor. Türkiye'de iyi yetişmiş insanları toparlıyorlar. Her konuda uzman, kimliğine, inancına, hangi partiden olduğuna bakmadan bir kurucu irade oluşturuyorlar bir anlamda. Bunu bütün muhalefet partileriyle de konuştum. Liderleriyle de uzun uzun kendilerine de anlattım. Bir kısmı çok beğendi, çok iyi olur dedi. Bir kısmı kendilerince başka gerekçelerle yok yapamayız dedi. Ama en temel engel şunu gördüm. Büyük bir korkuları var Erdoğan'dan. Erdoğan'ın kontrolsüzlüğünden, her şeyi yapabilir imajından korkuyorlar. Halbuki bana göre bir muhalefet yapacağı işlerle iktidarı tam da bu korkuya teslim alması lazım. Yani şimdi mesela diyorlar ki biz HDP ile bir araya gelirsek o ittifak içerisinde iktidar bize bir algı operasyonu çeker ve bizi PKK ile işbirliği yapmış gibi gösterir. Ama halbuki aynı iktidar 31 Mart'ta Öcalan'la aleni bir ittifak yaptı seçim kazanmak için bizim gözümüzün önünde. Mektup okuttu biliyorsunuz televizyon ekranlarında. Yetmedi, Osman Öcalan'ı TRT 2'ye çıkardı. Şimdi bir tarafta kendi yanlışında dirayetle duran, kararlılıkla hareket eden bir iktidar var. Öbür tarafta kendi doğrusunda cesaretle, kararlılıkla devam edemeyen bir muhalefet var. Halbuki burada şunu diyecek bir özgüvene, bir cesarete ihtiyaç var. Biz HDP ile bu işin siyasi kanadıyla, yani siyasetin ağırlık kazanmasını savunanlarla ittifak yaparak ülkeyi yıkımdan kurtarmaya çalışıyoruz. Sen direkt silahlı bir örgütün lideriyle yaptın. Eğer bir terslik varsa asıl terslik senin yaptığında deyip bu özgüvenle buradaki birlikteliği sağlamaları gerekirken ne yazık ki bunu yapamıyorlar. Sadece HDP değil. Diyelim ki Saadet Partisi CHP ile bir arada gözükmek istemiyor. Onun öyle bir korkusu var. Yeni kurulan partiler, ya biz CHP ile ittifak yaparsak Tayyip Erdoğan çok güçlenir diye bir korkusu var. Ben bütün bunların, sizin tecrübeniz daha yüksek benden, mesleki körlük diye bir şey vardır. Hani kendi yaptığımız mesleğin içeriden siyasette inanılmaz bir mesleki körlük var ve bu körlüğü aşamıyoruz. Eski alışkanlıklar, eski tarz siyaset, eski bildik, bilinen yöntemler
Ama yepyeni bir rejim var, yepyeni bir siyaset tarzı var. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir hukuksuzluk, görülmemiş bir pervasızlık var ve böyle bir siyasete karşı hala tweet atayım, grup toplantısı yapayım, olanlara tepki vereyim diyen bir muhalefet var. Şimdi bu dengesizliğin sonucunda çok güçlü görünen, her dediğini yaptırabilen, herkesi korkutan, herkesi sindiren bir muhalefet görüntüsü veriyoruz. Son toparlıyorum birkaç cümleyle. Mevcut iktidarın meşruiyet kaynağı muhalefet. Önce muhalefetin mevcut iktidarı meşrulaştırmaktan uzaklaşacak bir tavır içine girmesi lazım. Mesela örnek veriyorum. RTÜK'te muhalefet üyeleri var. RTÜK mesela sadece son aylardır sadece bir elde kalmış birkaç tane muhalif kanala ceza yağdırıyor. İşte benim de Halk TV'de programım var. Bir ay, beş hafta boyunca yasakladılar. Sadece Canan Hanım'ın bir cümlesinden şöyle bir yorum yapmış RTÜK. Darbeyi ima etti. O yüzden programa ceza veriyor. Şimdi RTÜK'te muhalefet üyeleri de var. Engelleyemiyorlar, durduramıyorlar, hiçbir karara etki edemiyorlar, bir kararın çıkmasına da şey yapamıyorlar ama oradalar. Çünkü meşrulaştırıyorlar. Halbuki şunu deseler, arkadaş biz RTÜK'te hiçbir faydamız yok, etkimiz yok, tamamen burayı bir hala anayasal bir kurummuş görüntüsü veriyoruz. O yüzden çekiliyoruz, buyur seni verdiğin bu antidemokratik kararlarla baş başa bırakıyoruz gibi. Böyle radikal kararlara başvurmadığı müddetçe Erdoğan'ın meşruiyeti pekişiyor. Veyahut diyelim ki bir taraftan ana muhalefet partisi veyahut diğer partiler diktatör bozuntusu diyorlar Erdoğan'a, otoriter yönetim diyorlar ama öbür taraftan aynı partinin belediye başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu istiyoruz diye talep ediyor. Şimdi bu çelişkiyi toplum da izliyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanı deyip randevu talebine gittiğinizde o lidere gerçek bir cumhurbaşkanı muamelesinde bulunmuş oluyorsunuz ve bu toplumda da bir meşruiyet kaynağı oluşturuyor. Orada köklü bir tavra, köklü bir tutuma ihtiyaç var. Ne yazık ki muhalefet mevcut durumu henüz kabullenmediği için, çünkü biraz önce baştan söylediğim gibi eğer kabullenirse başka türlü davranacak, başka türlü bir politikaya yeltenecek. O yüzden sırf buna yeltenmemek, buna kalkışmamak, bu cesareti gösteremediği için Türkiye'de otoriter bir yönetim değil de kötü bir yönetim varmış gibi davranıyorlar. Daha vahim bir şey daha söyleyeyim. Şöyle düşünün, biraz önce verdiğim örnekte 120 kilometre hızla uçuruma giden bir minibüste biz arkada oturuyoruz. Ve şoför gerçeklikten kopmuş. Arada bir araç tümseye giriyor. Şoför dönüyor arkadaki bize diyor ki hadi inin diyor, bir omuz verin. Omuz verin de diyor şunu bir çıkarın, yolumuza devam edelim. Bizim muhalefet ya hazır bu araç durdu, bunun elinden bu aracı alalım demesi gerekirken iniyor, omuz veriyor, aracı hızlandırıyor. Tekrar ne söylüyorum, o da şu: Suriye'ye operasyon yapacağız, tezkere getiriyoruz diyorlar. Bütün muhalefet destek veriyor. Dokunulmazlıkları kaldıracağız, bazı milletvekilleri hapse atacağız diyor. Bütün muhalefet destek veriyor. Suriye'de 50 tane şehit geldi bir günde. Normalde muhalefetin ayağa kalkması lazım. Senin ne işin var Suriye'de diye. Bütün muhalefet çıktı, devletimizin yanındayız. Çünkü orada olmamız lazım işte falan. En çok da Meral Hanım. İktidar ne zaman sıkışıyorsa bir bakıyorsunuz muhalefet bir şekilde konumlanmış oluyor yanında. Bir de böyle bir işlevi var. Meşrulaştırmak dediğim bu. O yüzden Türkiye'nin acilen bir demokrasi cephesi kurup burada bir blok sivil toplumuyla, partileriyle, yazarıyla, aydınıyla, kanaat önderleriyle, iş dünyasıyla, sanatçısıyla Türkiye'yi ikiye ayıracak bir bloğa, şeye, tavra ihtiyaç var. O iki şu: biz diyeceğiz ki demokrasiden yana olanlar veyahut karşı olanlar. Tavrını belirle. Nerede? Ortada kalmak yok. Kutuplaşmayı muhalefetin yaratması lazım. O da demokrasi üzerinden. Kimlikler,
inançlar yaşam tarzları üzerinden değil, tek bir değer. Demokrasiden yana mısın? Otoriterlikten yana mısın? Bağımsız bir yargıdan yana mısın? Tek adam rejiminin kontrolünde olan bir yargıdan yana mısın? Özgürlükçü bir laiklik anlayışından yana mısın? İnanç üzerinden siyasetin ve ortada ulaşmadan yana mısın? Çoğulcu bir demokrasiden, parlamenter sistemden, güç kuvvetler ayrımının olduğu parlamenter sistemden yana mısın? Tek adam diktatörlüğünden yana mısın diye bir kampanya ve bu tavırla, iktidarla buna göre bir ilişki, mesela dönecek diyecekler ki iktidara, bizim için artık yok hükmündesin, seninle hiçbir polemiğe girmiyoruz, konuşmuyoruz, ağız dalaşına da girmiyoruz çünkü bunun bir anlamı yok. Biz yüzümüzü topluma döndük, ülkemizin hızla sürüklendiği uçurumu topluma anlatacağız ve onları bir şekilde bu endişeye ortak edeceğiz diye bu birlikteliği kurması lazım. Ne yazık ki muhalefet bu cesareti göstermiyor. Henüz toplumda bu endişeyi biz de yaygınlaştıramıyoruz. Çünkü dediğim gibi muhalefet bu endişeyi de ortadan kaldırıyor. Bir kaldırıcı tavırlar içerisinde. Size de belki yeterince gelmiyor. İşte bekçilerle bugün bir haber çıkıyor. Bugün bir haber çıkıyor mesela. Bekçiler artık yalnız yaşayan kadınları gözlemleyecek diye bir haber çıkıyor. En fazla bir gün akşama kadar her birimiz tweet atıyoruz. Ertesi gün onu kabulleniyoruz. O iktidarın hanesine yazılıyor. Yeni bir adım, akşama kadar tweet, bir daha. Yeni bir adım, akşama kadar başka bir tweet, bir daha. Siz iktidar olsanız vazgeçer misiniz tavrınızdan, politikanızdan bu halde? O yüzden de bir meşrulaştırma durumu var. Ne yazık ki hiçbirimiz bir şey yapamıyoruz ve ülkemiz her birimizin gözü önünde ağır bir yıkıma doğru ne yazık ki sürükleniyor. Mesele sadece Erdoğan meselesi değil. Yarın Erdoğan gittiğinde toparlanamayacak kadar çürümüş, yıkılmış bir ülkeyle karşı karşıya kalma ihtimalimiz çok yüksek. Ben zaten çok ağır bir tahribat aldığımızı düşünüyorum. Hem beyin göçünden, hem eğitimdeki yıkımdan, hem inancın siyasette bu kadar belirleyici bir faktör haline getirilmiş olmasından ve bunun kanıksanmış olmasından ne yazık ki muhalefet tarafından da. Şimdi en son biliyorsunuz bu Diyanet'le Ankara Barosu arasında bir münakaşa olduğunda partilerin önemli bir kısmı Diyanet'i tuttular gibi. Buna benzer sorunlarımız had safhada. Uzattım sanırım ben saate bakmadığım için. Çok teşekkür ederim beni sabırla dinlediğiniz için. Sorularınızla yeniden devam edebiliriz. Çok teşekkürler Levent. Çok cesaretle. Bozkurt buyur. Ya Can müsaade eder misin? Bozkurt dinliyoruz seni. Peki, o dönem havale ediyorum tekrar. Şimdi bu çok cesaretli her şeyi söylemiş oldunuz. Yani zihnimizde bazı karanlık noktalarda bu şekilde ışık tutmuş oldunuz. Tabii bazı sorular var. Bazı sorular son derece net bir şekilde ifade edilmiş. Kısa özetlemek mümkün. Bazılarını belki okuman daha doğru olacak. Şimdi birincisi Semih Bilgin ve Ulus Gürkan'ın soruları var. Bu farklı davranış reçetesi. Bunu biraz açtınız mı? Belki birazcık da açmaya ihtiyacı var. Yani bu muhalefetin kaçındığı, buna karşı farklı davranış vurgunuzu biraz daha açabilir misiniz? Bir, bu ikincisi yine Semih Bilgin'in başka bir suali var. O da yani insanların yurt dışına gitme konusunda çok hevesli olduğunu, gidebildiği. Kalanların da yani bir, belki onu bu şekilde ifade etmediniz ama dümpenlik tanımı getirdiniz. Onu birazcık daha açmanız mümkün mü? Bir de Mehmet Danışman'ın bir kitabı bir sorusu var. O da herkesin kendi mahallesi kavramıyla Türkiye'nin tümü ikileminin çatışma alanını çözün. Herkesin odalarından çıkarak salona inmesi metaforu. Bitirmedim. Kendine de Anadolu ilfanı. İsterseniz bu üçünü cevaplayayım sonra öbürlerine geçelim. Çünkü tamam olur. Memnuniyetle. Buyurun. Öyle yapalım. Şimdi birincisi farklı davranmakta kastım şu. Önce partilerin şunu görmesi lazım. Artık partiler yok. Türkiye var. Türkiye'nin kendisi masada. Şimdi bir ülkenin kendisi masada olduğunda inançları, kimlikleri, mezhepleri, yaşam, bunları konu edemeyiz. Bunlar sonraki tartışacak bir konu. Bir ülke olmazsa Kürt dili diye bir şey kalmıyor. Bir ülke olmazsa Alevilik diye bir şey kalmıyor. Bir ülke olmazsa ya şöyle yaşayacağım inancımı, bunların hiçbirinin anlamı yok. Çünkü o ülkenin kalıyor olması. Bir kere muhalefetin durumu kavraması lazım. İki,
eylemsel bir tavra geçmesi lazım. Eylemden kastım sokağa çıkmak, şiddete bulaşmak, bağırmak değil. Bizde ne yazık ki eylem şiddetle eşit hale getirildi. Özellikle iktidarın şeyi üzerinden algı yap. Hayır. Dünyada tonlarca barışçı sivil itaatsizlik eylemleri var. Ülkesi için her şeyi göze alacak bir tavra önce gelinmesi lazım. Yani daha önceki verdiğim metafordan söyleyeyim. Çocuğumuz rehin altında neler yaparsak, hangi yolları denersek, kimlerle ittifak yaparsak, kimin yardımını geri çevirmezsek. Mesela şöyle düşünün, çocuğumuz rehin alınmış, biri gelip diyelim ki ben Türk'üm. Bir Kürt kökenli biri gelip bana diyor ki yardım edeyim sana çocuğunu. Hayır, ben senin yardımını istemiyorum demeyiz. Veyahut bir Alevi, veyahut bir dindar, veyahut bir çarşaflı bir kadın. O yüzden de önce durum, çocuğumuz için ne yapıyorsak o psikolojiye gelmemiz lazım. İki, kaybetmeyi de göze almamız lazım. O da şu, ya Meral Hanım 2 puan düşebilir ama biz sonuçta burada demokrasi bloğu diye bir şey var. Veyahut CHP 3 puan artabilir, HDP 4 puan inebilir. Onun bir anlamı yok. Şimdi Meral Hanım 8 alıyor. 15 alsa da bir anlamı yok. 17 alsa da bir anlamı yok. Mecliste 30 var. 50 milletvekili de olsa bir anlamı yok. 80 de olsa bir anlamı yok. Çoğunluk iktidarda kaldığı müddetçe. O yüzden bir kere bir birliktelik, iki tavır, üslup, ortak bir üsluba ihtiyaç var. 4 tane belirlenebilecek temel değer, ortak değer nedir o? Dedik ki özgürlükçü, çoğulcu, demokrasi. Ben öyle demiştim ama yine de konuşulabilir. Özgürlükçü, laiklik, bağımsız yargı, kuvvetler ayrılığının olduğu bir yönetim, parlamenter başkanlık fark etmiyor. Bu 4'ü bizim birinci önceliğimiz. Başka hiçbir farklılığımızı konuşmuyoruz, tartışmıyoruz diyecekler. Ve bunun üzerinden bir eylem, bir tarz. Örnek veriyorum bir tane. Ben şimdi sesi düşünüyorum. Bunlar çok afaki gelebilir. Ama ben şunu biliyorum ki, şu masanın etrafına aklı başında 20 insan otursunlar, tartışmaya başlasınlar. Her birimizin aklına bambaşka yöntemler gelir. Yeter ki yapmak istediğimizi bir karar verelim. Mesela diyelim ki bugün iktidar bir karar aldı. Aklımızın asla kabul etmeyeceği bir karar aldı. Bu ortak muhalefet diyecek ki yarın herkes bulunduğu yerde sokakta bir dakikalık saygı duruşuyla durumu protesto ediyoruz. Bir dakika. Ben neredeysem orada duruyorum. Bu hem sokaktaki birbirimizi tanıma, birbirimizden duygu, güven alma şeyinin oluşmasına neden oluyor. Hem de bireylerin durumun vahametine dikkatini çekmiş oluyor. Bunu ses söylüyorum. Başka tavır alma. Şimdi burada gördüm. Sadece Rütük'ten mi istifa kastediliyor? Hayır. Bana göre en az 10-15 adımlık bir strateji kurulması lazım. Diyelim ki birinci adım adalet yürüyüşüydü değil mi? Orada bırakılmaması lazım. Şimdi orada bırakırsanız hiçbir etkisi olmaz. Adalet yürüyüşü yaptınız. Dediniz ki şimdi vazgeçmiyor musunuz bu tavrından? O zaman ikinci adım bunu yapıyorum. Hala mı vazgeçmiyorsun? Üçüncü tavır bunu yapıyorum. Hala mı vazgeçmiyorsun? 4 bu, 5 bu. Bana göre meclisten çekilmek de dahil. Her bir adım düşünülerek, bir sonraki hesaba katılarak atılacak bir adımla meclisten çekiliyoruz. Yetmedi diyelim. Örnek veriyorum. Şu anda bütün büyükşehir belediyelerinin 31 Mart'tan sonra yaklaşık %80 yetkisine el koydu Cumhurbaşkanlığı. Yatırımından para harcamasına, personel alımından aklınıza gelebilecek her şeye el koydu. Örnek veriyorum. Şimdi bunu yapılabilir diye demiyorum. Ama diyelim ki muhalefet 6. adım, 7. adımda bütün belediyelerden çekiliyoruz kardeşim. Sen bütün yetkilerimizi alıyorsun. Bunun bütün dünyada yaratacağı ilgi, dikkat, toplumda yaratacağı ilgi, dikkat başka bir Türkiye, başka bir atmosfer yaratacaktır. İstanbul'dan vazgeçmek Türkiye'yi almak içindir. Yani o anlamda vazgeçmek dediğim bir anlamda burası artık demokrasi olmaktan çıktı. Sen bırakmıyorsun, iş yapayım. Yetkiyi alıyorsun. Zaten düşmanlaştırıyorsun. Şunu da yapıyorsun, bunu da yapıyorsun diyebilecek. Belediye de yetmedi. Başka bir eylem. O da yetmedi. Başka bir eylem ama tamamı barışçı, tamamı demokrat, tamamı asla toplumu inanç, kimlik, din, mezhep, dil, yaşam tarzı üzerinden ayrıştırmayan AK Parti'nin seçmenine de gel dostum, gel kardeşim, beraber ülkemizi buradan kurtarmak için yapıyoruz. Bu bir iktidar mücadelesi değildir diyebilecek bir üslup yaklaşımla bunu yapabilir.
salon metaforuna geleyim. Bu benim onurlu çıkış kitabımda kullandığım bir metafordu. 4 yıl önce yazdım ben onu. 3 yıl önce. O da şu. Dedim ki Türkiye'yi bir ev olarak, bir evi Türkiye olarak düşünün. Şu anda içinde bulunduğunuz evi. Evin her bir odasında toplumun bir kesimi yaşıyor. Bir odasında diyelim Aleviler, başka bir odasında Kürtler, başka bir odasında Atatürkçüler, başka bir odasında solcular. Bazı odalarda daha bir içli dışlılık var. İçeriden kapı var, girip çıkmalar. Bazı odalar daha uzak. Bir odasında diyelim ki muhafazakar, dindar dediğimiz kesim yaşıyor. Şimdi odalardan en büyük olan muhafazakar, dindar dediğimiz kesim. Şu son geldiğimiz kutuplaşmayla beraber. Odası en büyük olan ülkenin yönetimini evde tutuyor. Elde tutuyor. Yani evin yönetimini. Peki yıllardır her bir oda kendisiyle, kendi odasıyla o kadar meşgul ki aslında evin temelden su aldığını fark etmemişiz. Salonun çöktüğünü, zedelendiğini, daha doğrusu evi umursamamışız odamızın konforuyla. Sonra başka bir oda yönetimi aldığında o evi yıkıyor şu anda. Ev yıkılıyor. Benim metaforum şuydu. Ev yıkılırken odalarımızda duramayız. Odalarımızdan çıkalım, salonda buluşalım. Biz ve onlar ayrımını kaldıralım. Birbirimize inanç, kimlik, mezhep, din üzerinden bakmaktan vazgeçelim. Cumhuriyetin temel felsefesi ama aynı zamanda inançla barışık bir felsefe. Bunu niye vurguluyorum? Çünkü Cumhuriyet felsefesi ne yazık ki kimi Atatürkçülerin elinde dinle kavgalı bir felsefeye dönüştürüldü. Onu da şuna bağlıyorum. Dincilikle mücadele edelim derken dindarlıkla mücadeleye dönüştürüldü ve toplumun bir kesimi dışlandı. Oradan da ders alınarak barışçı bir cumhuriyet felsefesi, siyasete karışmayan, kamusal alanda belirleyici faktör olarak görülmeyen inanç dediğimiz bireysel yaşam, onunla da barışık olan bağımsız yargıyı, demokrasiyi, özgürlükleri, insan haklarını esas alan bir salon anlayışı. Peki o salona gelirken vaz mı geçiyoruz kimliklerimizden? Hayır. Alevi, tabii ki Alevi olarak geliyor. Bir başörtülü, başörtülü olarak geliyor. Bir Kürt kendi diliyle, kimliğiyle geliyor. Bir ateist, bir Yahudi, bir Ermeni. Yeter ki bu ülkenin vatandaşı olmak. Salonda oturuyoruz. Bu ortak değerler üzerinden bir birliktelik. Benim aslında şimdi o salon metaforunu bu Finlandiya modeliyle biraz daha ete kemiğe büründürmüş oldum. Yani dedim ki arkadaş, bir anlamda eğer orta bir hareket kurulursa partiler yine dursun. Partiler yine kendi siyasetlerini, politikalarına devam etsinler ama salonda da yeni bir Türkiye'yi konuşabilir olalım ve başka, mesela AK Partililere şunu diyebilelim. Biz başka bir odaya istemiyoruz Türkiye'nin iktidarını. Senin de ortak olduğu salonda burada yeni bir ülke kurma, inşa etmeye çalışalım. Bak gel sen de ortak ol. Nasıl olsun o? Babacan'ın katılımıyla olsun, Davutoğlu'nun katılımıyla olsun, Saadet Partisi. Çünkü kimse şunu demesin. Orada ben yokum, ben yoksam dışlanacağım. Kürt şöyle demesin, ben yokum, beni dışlayacaklar. Alevi şunu demesin, ben yokum, beni dışlayacaklar. Metaforum buydu, bu hala yapılabilir. Bu yapılmadığı müddetçe Türkiye'de çoğunluk, sosyolojik olarak çoğunluk ne yazık ki muhafazakar dediğimiz milliyetçi muhafazakar, şimdi ona iktidar yeni bir konsept, işte bu Perinçek ve Vatan Partisi üzerinden mavi sular diye yeni bir şey çıktı ya, ulusalcıları da dahil ediyorlar şimdi oraya. Yeni bir ittifakla ulusalcı kesimin de bir kısmı dahil oluyor ve burada azınlık kalıyoruz şey olarak baktığımızda. Halbuki biz bu değerler üzerinden salonu daha kalabalık yapabiliriz. Demokratik değerler etrafında yeni bir çoğulcu yapı oluşturabiliriz ama bunu yapabilecek birinci öncelik muhalefetin bu duruma gelmesi, risk alması, kendi partilerinin kaybetmesini göze almayı diyorum, kaybetmek değil. Ama ben şuna eminim mesela, Meral Hanım böyle bir birliktelikte belki 1-2 puan MHP'ye kaptırabilir ama AK Parti'den, şöyle düşünün, şu anda zaten kağıt üzerinde, KONDA'nın anketinde de bize kağıt üzerinde 55'e 45, 52'ye 48. Kararsızlar dağıtılımında 50-50'ye geliyor neredeyse. Şimdi buradaki 50'den, yani muhalif kesimden 50'den buraya kimsenin gitme ihtimali yok. Oy verim. En fazla sandığa gitmeyebilir. Ama burada oluşturulacak demokratik bir havadan buradan buraya alma ihtimali çok yüksek.
Bunu göze almadığı için muhalefet ne yazık ki bunu oluşturamıyoruz. Diğer sorulara geçebiliriz. Tabii şimdi çok teşekkürler. Yani esasında sualin bir kısmına cevap vermiş oldunuz gayet iyi ama bu Finlandiya modeliyle ilgili Ahmet Karahan'ın sorusu. Partiler yaptığınız görüşmelerde nasıl bir reaksiyon aldınız? Bir bunu merak ediyoruz. İkincisi de yani çok ciddi ve çok cesur ifadelerde bulunuyorsunuz. Yani korunma konusunda bir sorunuz yok herhalde diye. Üçüncü, bununla beraber de damlayalım isterseniz. Bir de şeyin yani bu partiler arasında seçimlerde farklılık olabiliyor mesela. Burada örnek olarak Doğan Gözde Özgenek bu Keçiören seçimlerini veriyor. Yani seçimde yani bu olabildiğine göre yani seçmenin kanaat değiştirmesi, oy vermesi ve yöntemini değiştirmesi. Seçmenle iletişim dili ne olmalı? Bu konuda bunları şey yaparsanız ondan sonra diğerlerine geçelim isterseniz. Şimdi birincisi Finlandiya modeli için bu son bir Meral Hanım kaldı. Cuma günü onunla görüşeceğiz. Toplantımız var. Ne yazık ki pek parlak bir sonuç almadım. Dediğim gibi özellikle Kemal Bey ve Mithat Bey çok olumlu yaklaştılar. Mutlaka yapmamız gerekiyor dediler. Katılıyoruz dediler. Demokrasi cephesine ihtiyaç var. Fakat ne yazık ki Babacan, Davutoğlu ve Saadet Partisi 3 parti. Biz şu anda mesela Davutoğlu HDP ile bir araya gelmenin iktidarı güçlendireceğine dair bir kanaati var. Saadet Partisi CHP ile bir araya gelmenin muhafazakar kesimi kızdıracağına dair bir kanaati var. Babacan'ın ise biz yeni bir partiyiz. Böyle bir ittifak içerisine girmemiz doğru olmaz. Kendimizi inkar etmiş oluruz. Biz önce bir parti olarak şey yapalım, varlığımızı gösterelim diye. Şimdi bütün bu cevaplardan benim aldığım işte başlarken söylediğim oydu. Türkiye'deki durumun vahametini kavramamakla ilgili bir şey. Yani partilerin işe yaradığını düşünmekle ilgili bir şey. Hala muhafazakar, sol, sağ, dindar seçmen ayrımını yapmakla ilgili bir şey. Ben Türkiye'de iki türlü seçmen olduğunu düşünüyorum. Durumun vahametini kavrayan, gidişattan endişe duyan, çocuğuna ekmek almakta zorlanan, iş bulmakta epeyce zorlanan, çocuğunun geleceğiyle ilgili endişe duyan, ülkesi için endişe duyan bir kesim. Bir de iktidarın doğru işler yaptığını düşünen diğer kesim var. Sağcı, solcu, muhafazakar, dindar neredeyse kalmadı. O yüzden de bir türlü mevcut siyasetçileri bu ayrımın kalmadığına, bunu size haftaya mutlaka Bekir Bey verileriyle izah edecektir. Çok daha çünkü ben de onun verilerinden çok beslenerek söylüyorum bunları. Nereden söylüyorum? Örnek vereyim. Türkiye'de laiklik mutlaka olmalıdır diyenlerin oranı %80. Kondan'ın araştırmasıdır bu. Ben Türkiye dışında bir ülkede yaşamak istiyorum. O hangi ülkedir diye sorduklarında bir Batı ülkesi söyleyenlerin oranı %75. Kanada, Hollanda, Avrupa diyenlerin oranı %75. Bu bize bir şey gösteriyor. Toplum aslında bizim istediğimiz gibi bir ülke istiyor. Fakat biz onlara nasıl bir ülke isteyeceğimizi anlatamadığımız için ayrışıyoruz. Benim dediğim bu hayali göstermek lazım o insanlara. İki, ortak değer dediğimiz o anlamda baktığımızda. Bu hala siyasi partiler böyle zannediyorlar ki mesela işte İYİ Parti. Ben HDP'ye selam verirsem MHP'den gelenler geri giderler diye zannediyor. Ama bunu izah etmen lazım. Mesela Esat'la gidip görüşeyim diyor. Onun tepkisinden korkmuyor mesela. Esat'la görüşmüyor ama görüşüyor ama Meral Hanım öyle diyor. Esat'la ben gidip görüşeyim, sizi barıştırayım diye. Ama kendi yanında mecliste yan yana oturduğu HDP'lilerle tokalaşamıyor. Bir de böyle bir durum var. Şimdi o yüzden partilerden ne yazık ki bir mesleki körlük, iki durumun vahametini kavrayamamak veyahut kavramak istememek. Üç, parti çıkarı, parti yararını ülke yararının üstünde görmeye devam etmekten dolayı henüz o duygu oluşmadı. Sadece Kemal Bey'de ve Mithat Bey'de vardı. Diğerleri ne yazık ki buna sıcak bakmadığını söylediler. Ben orada hala bütün gücün Kemal Bey'de olduğunu düşünüyorum. Çünkü geriye kalan partilerin baraj sorunu olduğu için Kemal Bey lokomotif pozisyonunda bunu yine de kurabilir. Orada Kemal Bey'in bir ne yazık ki zayıflığı diyeyim, eksikliği diyeyim, siyaset tarzı diyeyim, bütün onlardan kaynaklanan bir eksiklik var.
Peki çok cesur şeyler konuşuyorum. Korkmuyor muyum meselesiyle ilgili? Tabii ki korkuyorum. İnsanız. Hepimiz korkarız ama şuna dikkat etmeye çalışıyorum. Korkunun beni teslim almasına müsaade etmemeye çalışıyorum. Çünkü her birimizin yaşamda mutlu olmasına neden olan bazı değerler vardır. Benim mutlu olmamın yolu yastığa başımı sağlam bir şekilde, vicdanım rahat bir şekilde koymaktan geçiyor. Eğer korkarak söylenmesi gerekenleri söylemezsem, eğer korkarak yapılması gerekenleri yapmazsam zaten uyuyamayacağım demektir. O vicdani rahatsızlıktan dolayı. Suriye'de bir duvar yazısı görmüştüm. Beni çok etkileyen bir duvar yazısı. Bu korkuyla ilgili olduğu için söyleyeyim size. Şöyle bir duvar yazısı yazmış biri. Ülkemi terk etmeden önce bilin ki elimden gelen her şeyi yaptım. Ben de hem çocuklarımın yüzüne bakmak için, hem kendi iç vicdanı huzurumu sağlamak için, hem kafamı yastığıma rahat koyabilmek için, elimden gelen her şeyi yaptım diyebilmek için olabildiğince açık, olabildiğince net konuşmalar yapıyorum. Bunun için mücadele ediyorum. Korkuyorum ama korkuya yenilmemeye dikkat ediyorum. Seçmenle iletişim dili konusunda bir sual var. Seçmenle iletişim dili burada size özel bir bilgi vereceğim. Hani medya yansımadığı için veriyorum bunu. Gerçi baştan demiştim benim gizli saklım yok ama bazı kulis bilgilerini veriyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimi bittiğinden 10 gün sonra Ankara'ya gittim ve Kemal Bey'i ziyaret ettim. 2018'den bahsediyorum. Biliyorsunuz ben muhafazakar bir kökenden geliyorum. Yani gerçi AK Parti'ye hiç oy vermedim. Kurulduğu günden beri muhalif biriyim ama sonuçta o kültürde yetişmiş, dindar muhafazakar mahallede büyümüş, onların gazetelerinde çalışmış bir insanım. Hem o mahallenin dilini iyi bildiğimi düşünüyorum. Ama aynı zamanda Ardahan'da büyümüş Kürt kökenli biriyim. Hani gerçi benim için kimlikler çok anlamı yok ama babam Kürt olduğu için oradan. Kürt toplum kesimiyle aram çok iyidir. Onların dilini bir anlamda bilirim, hassasiyetlerini. Çünkü biz mahallelerimizde yaşadığımız için birbirimize yabancılaşıyoruz. Mesela yeni böyle demokrat olmaya başladığımda, yazarlığa da başlamıştım, dersime konferansa gittim. Alevi kesime. Hayatımda en korktuğum konferanstır benim. Bu seçmen iletişim diline örnek olduğu için bunu anlatıyorum. Hayatımda en korktuğum konferanstır. Niye? Çünkü ben hayatım boyunca Alevilerle hiç konuşmamıştım. Neye alındıklarını bilmiyorum. Niçin, nereden darılırlar, neye küserler, nerede pot kırarım? Bilmeden nasıl bir cümle yaparım ters teper bunların hiçbirini bilmiyordum. İnanılmaz bir tedirginlikle gittim ve şöyle başladım konferansıma. Buraya insan olmaya geldim dedim. İnsan olmak ötekiyle konuşmayı başarana söylenir ancak. Biz ancak ötekiyle konuşabiliyorsak, anlaşabiliyorsak insanlaşıyoruz demektir. O yüzden yanlış yapabilirim, yanlış bir dil kullanabilirim. Çünkü ben sizinle ilk defa konuşuyorum. Ben kendi odamdaydım, mahallemdeydim. Siz kendi odanızdasınız. Ben sizin neye darıldığınızı bilmiyorum falan deyip böyle bir sohbete başlamıştım. Çok da iyi geçmişti. Bu zaman içerisinde ben muhafazakarları zaten biliyordum. Döndüm öbür kesimlerle konuşmayı öğrendim. Şimdi Cem Evlerine gidiyorum, Alevilerle konuşuyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği'ne gidiyorum. Onlarla konuşuyorum. Sol kesime gidiyorum. Bütün bunları öğrendim. 10 yıldır bir öğrenci gibi toplumun bütün kesimiyle nasıl konuşulur diye. Neyse Kemal Bey'e gittim. Kemal Bey dedim seçim bitti. Duramayız. Bir hafta olmuş seçim bitmiş. Tayyip Erdoğan kazanmış. Herkes de inanılmaz bir moral bozukluğu hat safhada. Şöyle bir şey yapalım Kemal Bey. Duramayız dedim. Bugünden itibaren bir şeye başlamamız lazım. Ben dedim siyasete girmeyi düşünmüyorum. Milletvekilliği gibi bir beklentim yok. Belediye başkanı da olmak istemiyorum. Söz veriyorum size bir gün siyasete girmek istersem gelip size kendim söyleyeceğim. Ama gerçekten dedim siyasete girmeyi düşünmüyorum. Ben yazar, kanaat önderi neyse topluma ulaşabildiğim kadar herkese ulaşayım anlatayım pozisyondayım. Sizden dedim şöyle bir şey yapalım. Siz dedim il teşkilatlarınıza talimat verin. Beni davet etsinler. Ben 80 ildeki CHP teşkilatlarına gideyim. AK Parti seçmenleriyle nasıl konuşulur seminerleri vereyim onlara. Hangi kelimeler kullanılır, hangi kelimeler kızdırılır. Neye dikkat edelim, nasıl yapalım diye. Siz dedim talimat verin, onlar beni davet etmeye başlasınlar. Para da istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Sadece uçak biletimi alacaklar, ben gideceğim, onlara semineri verip geri geleceğim.
Dil, üslup çok önemli. Çünkü bilmiyoruz neye alındığımızı. Ötekinin neye kırıldığını. Mesela örnek veriyorum. Çok basit. Şimdi sol kesim Tayyip Erdoğan'a diyor ki yargılanacaksın. Hesap vereceksin. Ama Saadet Partisi lideri şöyle diyor. Milletimiz size bunun hesabını sorar. Aslında aynı cümle. Biri AK Parti tabanında bir reaksiyon yaratıyor. Bunların derdi düşmanlık, Tayyip Erdoğan'ı yemek. Öbürü ise milletimiz size bunun hesabını sorar. O kadar küçük nüans farkları var ki konuşma şeylerinde. O dil ne yazık ki muhalefette henüz oluşmadı. Evet, bir mesafe kat edildi. O mesela toplumu önce tanımaktan geçiyor. Ona göre bir dil oluşturmak geçiyor. Dahası psikolojinin devreye girmesi lazım. Türkiye'nin şu andaki mevcut durumu siyaset olmaktan çıktı. Bence psikolojik. Yani psikolojinin de devreye girmesi lazım. Bir dil oluşturulması lazım. Ortak bir yöntem, yaklaşım geliştirilmesi lazım. Yani bir cümle mesela oturup çalışılması lazım. Öyle bir cümle edeceksiniz ki aynı anda hem bir MHP'liyi ürkütmeyeceksiniz, hem de bir Kürt seçmene demokrasi, eşitlik, özgürlük üzerinden birinci sınıf vatandaşlık vaadinde bulunacaksınız. Şimdi bütün bunlar bir dil oluşumu ile ilgili bir şey. İki, odanızdan psikolojik olarak çıkmanızla ilgili bir şey. Şu anda partiler hala odalarında inat etmişler. Filan belediyeyi biz aldık, filan pozisyonu da biz aldık. İşte eğer seçim olursa %10 baraj... %10'da biz alırız, belki 30 milletvekili, hala oda derdindeler. Eğer odalarından çıkıp ortak bir üslup gelirse seçmen çabucak fark ediyor. Mesela beni niçin kabul etti Aleviler, cemevlerine çağırıyorlar, Atatürkçüler, Atatürkçü Düşünce Derneği? Çünkü benim salonumu terk ettiğimi, aslında inancımdan vazgeçmedim. Sadece inanç üzerinden hayat kurmaktan vazgeçtim. İnancı toplumsal norm olarak görmekten vazgeçtim. Ben nasıl ki salonumu terk ettiğimde toplumun diğer kesimleri bana kucak açtıysa, eminim ki HDP de terk ettiğinde kendi odasını, CHP de terk ettiğinde bütün toplum kesimlerine ulaşmakta daha kolay bir yol bulacaklarını düşünüyorum. Çok çok teşekkürler. Bir şöyle, şimdi iki sual var. Işık Güroğlu'nun iktidarı meşrulaştırmak için açın, muhalefet meclisten çekilsin mesela. Aslında buna cevap verdiniz ama belki biraz daha açmak istersiniz. İzmir Tolgar'ın bir önerisi var. Siyasi partiler dışında sivil toplum hareketi bir anlamlı bir şey, başlangıç olabilir mi? Daha sonra partiler buna katılır mı? Bir de İbo Orhon gölge kabine oluşturması, bu gölge yani şeyin böyle yani iktidarda yani muhalefet, ana muhalefet partisinin bir gölge kabine oluşturması ve bu şekilde her bakanı yakından takip etmesi mümkün olur mu? Bunun bir anlamı olur mu diye. Kimin yakından takip etmesi? Ben anlayamadım Bozkurt Bey. Şimdi bu şeyde üçüncü sual de yani bu ana muhalefet partisinin bir gölge kabine oluşturması ve böylece her şeyin bakanın yakından takip edilerek kamuoyuyla yapılan hataları veya farklılıkları izah edebilmesi yararlı olur mu diye. Burada duralım isterseniz, siz de şey yapın. Şimdi sivil toplum kalmadı Türkiye'de. Farkındaysanız yazarlar kalmadı. Kimse yazı yazamıyor artık. Çünkü bir sıtkı sıyrılma var. İki sinme var. Üç korkma var. Başka birçok neden var. Dördüncüsü, sivil toplum şu anda bir aktör olabilecek kadar gücü yok. Toplumlar böyle otoriter yönetimlerde daha çok siyasi aktörlerden böyle bir kurtarıcılık beklerler. Kendi dahil olmak üzere. Sivil toplum arasında da henüz bir demokratik kültürde, anlayışta bir birlik de yok. Aslında biz diyelim ki şimdi Meral Hanım da demokrat, ben de, ama eminim ki aramızda epeyce bir fark var. Kemal Bey de demokrat diyelim, ben de. Kemal Bey ile de benim aramda çok büyük farklar var. Anlatabiliyor muyum? Her birimizin bir demokrasi farklılığı da var. Bir de böyle bir sorun var. Bu sivil toplumda çok daha belirgin. Hiç olmaz demiyorum. Ama Türkiye alan o kadar daraldı ki, şimdi bundan 4 yıl önce, 5 yıl önce sivil toplumla bir şeye başlasaydık bir mesafe kat edilebilirdi. Ama geldiğimiz noktada medya bitmiş, yargı güvenirliği ortadan kalkmış,
topluma ulaşmanın bütünüyle kanalları kapatılmış. Orada sivil toplumun sonuç alma kapasitesini epeyce kaybettiğini düşünüyorum. Siyasi partilerin olmasının önemli bir nedeni toplumun bütün kesimlerini dahil etmek için önemli. O yüzden. Yani düşünsenize HDP kendi seçmenine ulaşıyor, CHP kendi seçmenine ulaşıyor, İYİ Parti kendi seçmenine ulaşabiliyor. Kanallar açıyoruz. WhatsApp grupları, sosyal medya üzerinden kapı kapı dolaşmalar, böyle bir birliktelik. O yüzden tek başına sivil toplumun bir şey yapabilme aşamasını geçtiğimizi düşünüyorum. Ne yazık ki. Diğeri neydi, diğer soru demiştiniz? Sivil toplum, bir de gölge kabine. Şimdi gölge kabine, ben size kendi yine gençliğimden bir örnek vereyim de biraz tam olarak bir AK Parti seçmeninin duygusunu daha iyi anlayasınız diye. Ben gençtim. O zaman dindar, İslamcı bir çocuktum. Televizyonda Erbakan'ın Bosna paralarını çaldığıyla ilgili haberler çıkardı. Hiçbirine inanmazdık. Hep şöyle derdik. Bunlar Türkiye düşmanı, Erbakan'ı yemek için bahane uyduruyorlar. Erbakan asla böyle bir şey yapmaz. Bunu niye örnek veriyorum? Şu anda mesela diyelim ki bir AK Partili CHP ile ilgili ne söylerse söylesin kimse inanmaz. Bir CHP'linin de AK Parti ile ilgili ne söylerse söylesin bir AK Partili inanmaz. Eğer inanacak olsaydı biz bu kulaklar oğlum paraları sıfırladın mı cümlesini duydu. Bu ülke duydu. Oradan bir şey yapardı. Yolsuzluklar, Manadası davaları, bu yap işlet devret meseleleri, tonlarca belge var. Buna rağmen toplumun kanaati değişmiyor. Niçin? Çünkü ötekinden gelen verinin gerçekliğine inanmıyor. Ötekinden gelenin sözüne güvenmiyor. Üçüncüsü, doğru olsa bile diyor. Onlar da çok basit bir örnek vereyim. Ben bir tarihte AK Parti'yi eleştiriyorum böyle yoğun bir şekilde. Bana o mahalledeki eski kendi mahallemden şöyle bir mail geldi, gencim biri. Ya abi dedi, çok kızıyorsun dedi, bunlar hırsız, bizimkiler hırsızlık yapıyor diye de. Abi dedi, onlar kendi hırsızına oy veriyor, biz de kendi hırsızımıza oy veriyoruz. Niye kızıyorsun ki bu kadar? Haksız mı? Hayır, ben size CHP'de adı yolsuzluğa karışmış bir sürü insan göstereyim. Bir tane örnek vereceğim. İstanbul'da, adını vermeyeyim, bir ilçe belediye başkanıyla ilgili, çok var da bir tanesini örnek vereceğim. Kendi CHP ilçe teşkilatı Ankara'ya Anıtkabir'e yürüdü. Bizim ilçe belediye başkanımız çok yolsuzluk yaptı diye. CHP'nin parti meclisindeki 80 üye bu adamı aday yapamazsınız, hayır oyu verdi. İstanbul İl Başkanı Canan Hanım, bu adamı aday yaparsanız ben istifa ederim il başkanlıktan deyip istifa etti, sonra geri aldırdılar. Ama buna rağmen o aday oldu, %54 oy aldı. %54 oyu niye aldı? Çünkü CHP'liler şöyle dediler. Ya, onların hırsızına oy vereceğimize kendi hırsızımıza oy verelim. Türkiye'de ne yazık ki girdiğimiz tünelin diğer bir nedeni de budur, şöyledir. Yolsuzluk etki etmez. Kötülük etki etmez, şöyle derler. Onlar daha mı temiz? Değişmez kuraldır. Onlar çalmayacak mı? Onlar yemeyecek mi? Onlar, bari biz yiyelim. Bu duygu kırılamadığı için bir şekilde o şey, birliktelik, o dediğim yapı ne yazık ki hiçbir şekilde oluşmuyor. Evet. Şey, bir Bozkurt, bir dakika rica edebilir miyim? Bozkurt. Bir cümle tamam. Tamam. Bir saniye. O yüzden gölge kabinenin bir işlevi yok. Yani CHP'li birinin dönüp AK Partili'ye, ya ben baktım bunlar şeyde, ne diyecektim, Ulaştırma Bakanlığı'nda da çok yanlış işler yapıyorlar demesinin bir karşılığı kalmadı artık. Ya da ya ben gördüm işte tarımda felaket işler yapıyorlar, çok yanlış işler yapıyorlar gölge tarım bakanı. Bunun bir anlamı yok. Hiçbir verinin, bu da bir bilgi olsun diye paylaşayım. Biz bu referandum döneminde bir nörologdan bir sunum aldık. Bir şey, konferanslara çıkıyoruz evet hayır kampanyasında. Etki eder mi etmez mi diye. Nörolog şöyle bir bilgi verdi. Dedi ki toplumun beyni, bireyin beyni şöyle çalışıyor. Eğer siz dedi birine bir şey anlatıyorsunuz. Beyin dedi %50
kim olduğunuza bakıyor. Beynin doğal çalışması böyle. %50 bunu söyleyen kim? Şimdi bir kere %50 baştan kayıpla başlıyor. CHP'li diyor ki AK Partili hırsız. Geçti. %35 ses tonu etkiliyor beyni dedi. %8 sadece kullandığınız verinin etkisi oluyor beyinde. İşte geriye kalan başka şeyler var. Onlarla beraber %100'ü buluyor. Zaten %93 yaptı biliyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda muhalefetin iktidar seçmenine muhalefeti şikayet etmesinin bir karşılığı yok. Hiçbir yararı yok. Orada yapılması gereken iktidar seçmenine gel, el ver, sen de ortak ol, beraber çok güzel bir ülke yapalım duygusudur. Seninkiler çok kötü, bunlar çalıyorlar, bunlar hırsız, bunlar şöyle, gel bize demenin bir faydası yok. Bize gel demiyorum diyecek. Orta bir yerde buluşalım, beraber burayı çok güzel bir ülke yapıyorum demesi gerekiyor. Bence bu. Kabine o yüzden çok işlevsel olmaz diye kanaatindeyim. Peki Bozkurt, bir araya giriyorum. Bir iki dakika bir mola verelim. Sonra tekrar toplanalım. Belki Levent'in de bir ihtiyacı vardır. Sonra devam edelim. Değil mi? Ne diyorsun? Evet, evet. Tamam. Hadi bakalım. Dağılın. Levent çok teşekkürler. Güzel oldu aslında. Umut ediyorum bir verimli olmuştur. Gerçi. Senin bir bitiş saatin var mı? Yani şu anda saat 2:30 gibi 25 geçiyor. Bir saatin var mı? Yani ben oradaki duruma göre toparlarım. Siz çok güzel. Bozkurt sen ne diyorsun? Vallahi yani bu sualler şimdi 16'ya çıktı. Yani daha yeni mesajlar var. Bunları yapabilmek biraz zor. Var daha var evet. Yani bu... Peki Levent'te mi ayrıldı? Levent burada mısın sen? Buradayım. Tamam. Peki Bozkurt ve Levent yani bu ne kadar Bozkurt kaç soru var? Ben hepsini takip edemiyorum. Yani 16 sual var şu anda. Peki bunları biraz gruplayıp yani neredeyse 1,5 saat olacak başlayalı. Bir sohbet evet, kısmına geçelim mi? İkiniz ne diyorsunuz? Bence yani benim kanaatim şu anda geçelim. Nereye? Yani sohbet biraz daha yazılara devam bence edelim. Kaç soruya daha cevap vereyim? Ondan sonra sohbet kısmına tamam, geçelim. Sen evet, yeter de başlayalım da şeye olur mu? Olur. Olur. Bana bir dakika. Ben senden bir sinyal alalım. Tamam. Okey. Nasıl yapacaksın? Bozkurt senin ihtiyaç molası ihtiyacın yok mu? Benim yok. Ben genç adamım biliyorsun. Peki. Teşekkürler. Güzel gidiyor aslında. Evet iyi gidiyor. Ben de kanaat. Bakalım biraz halkın arasına karışalım. Tedbirli kıyafet. Oo herkes ismi çıkmış. Bayağı ihtiyaç molasına gerek varmış galiba. Bu toplumun çoğunluğu üzerinde top konuları. Tamam. Ömer aramızda mı? Ömer burada ama sesi kısık değil mi? Çok kişi hoca takip bir dakika şuradan gideyim. Güzel. Ay yok sesi kısık. Peki. Ömer burada olduğun gözüküyor. Memnun oldum katıldığına senin de. Tabii hepinizin o da ayrı. Bakıyorum başka. Gözde orada. Doktorumuz gelmiş. Oldukça geç olsa da. Engin uykun geldi mi senin? Bence fena iyiydi hiç. İyi dayanıyorsun yani. Engin ilk gelenlere söylemiştim. Engin Özberk bizden 10 saat daha geride. Yani şu anda saat orada sabah 4:30. 3'ten beri bizle. Kendi sabah. Sabah 3'ten beri bizle. Dayan değer Engin. (Gülüyor)
Ahmet Karahan, senin sorduğun hazır şu anda boşluk varken şey yapayım. Daha önceki toplantılarda şöyle bir, yani oylama falan yapmadık ama soruların ortaya yazılması, herkes birbirini görüp aynı şeyi tekrardan sorması, en azından ona bağlantı kursun diye ki bence Bozkurt, moderatör olarak ne diyorsun? Ahmet soruları moderatöre yollayalım dedi ama herkes birbirinin sorusunu görmese yarar var diye bir karar aldık demek istemiyorum. Bir anlayışa varmıştık. Sesin mi kısık senin? Pardon, Bozkurt, sesini kısmışsın. Açamıyorum ben. Ben açtım. Tamam, oldu. Görüş. Yani şimdi bazı sualler tekrar ediyor. Bazı suallerde yani kanaat ifade ediyor. Yani onları çıkaralım. Evet. Evet, yani mesela Atatürk ile ilgili bir özet oldu. Bu filan bir modeli, o da tamam. Ben başlarken şu Kemalistler meselesine bir açıklama getireyim de orada bayağı... Ha, o iyi olur. Bence birkaç sual. İsterseniz şöyle yapalım. Yani başlıyor muyuz? Başlayalım. Tamam, şeye başlayalım bence. Yani şunun temel temel soru var yani burada, birincisi. Bu meclisten çekilmek, meşrulaştırmak, yani o konuya biraz bahsettiniz esasında Levent Bey. Belki onu birazcık daha ifade edersiniz. Dinci geçirenlerin, dinden geçirenlerin işte bu böyle bir salona inmek, yani o da önemli değil. Fakat daha doğrusu Kuzey Irak konusuna, belki dış politika konusuna girmeyi belki düşünebilirsiniz. Bir ondan sonra soru, MHP'nin niye bu kadar körü körüne AKP'yi desteklediği sorusu var. Atatürk'ü konusunu bahsedeceksiniz. Tamam, bunlara bir bence değinelim. Bunlara değinelim, öbürlerini alayım tekrar. Tamam, buyurun. Yani bence şimdi, bu size başlayalım şimdi. Yani ben size özetlemiş oldum bunları. Ben aslında sizin için bir örnek, bir deney olarak kendi üzerimden anlatayım. Daha iyi anlaşılsın. Ben dindar bir mahallede büyümüş, yıllarca Cumhuriyet felsefesini anlamamış, kavramamış veyahut orayla ilgilenmemiş bir birey olarak büyümüşüm. Ne zamana kadar? 30 yaşına kadar. Atatürk'e öyle çok ciddi bir düşmanlığım yoktu ama pek de sıcak baktığım söylenemezdi. Geçmiş için söylüyorum. Niçin? Kabul edelim ki anlıyorum. Cumhuriyet'in Osmanlı'dan aldığı tecrübeler var. İnanç siyasete malzeme yapıldığında, inanç toplumsal normları belirleyici bir faktör olduğunda nasıl tahribatlar yarattığına dair bir tecrübe, bir acı tecrübe diyeyim, olduğu için o refleksle bir tutum belirlendi. Özellikle 40'lardan sonra. 40'lardan sonra işte 70'ler, 80'ler, hele bu 28 Şubatlar falan, bütün oraya baktığımızda dincilikle mücadele, dindarlıkla mücadeleye döndü derken şunu kastediyorum. Bunlar Kemalist mi değil mi? Sonuçta bir algı var. Şu anda diyelim ki iktidarın yaptıklarını ne kadar dindarlar yapıyor diyebiliriz. Şimdi Tayyip Erdoğan artık etrafında bir tane İslamcı kalmadı. Hep böyle farklı kesimlerden MHP var, işte Perinçek var ama biz bir hala İslamcı iktidar diyoruz bir taraftan. Bazı insanlar kendini Kemalist olarak tanımlayan, topluma öyle gösteren, bu bürokratik olabilir, bazı siyasetçiler olabilir ama özellikle ordu kontrolündeki bürokrasi ve yargının kimileri uyguladığı bazı politikalarla, diyelim ki bir başörtülü kadının oğlunun yemin törenine katılamaması gibi, kız çocuklarının okula alınmaması gibi, başörtülü kız çocukların okula alınmaması gibi veyahut başörtülü yaşam tarzına sahip insanların bir şekilde dışlayıcı bir üsluba maruz kalmaları gibi, bütün bunlar buradaki toplum kesimini büyütmeye neden oldu. Büyümesine neden oldu. Dincilikle mücadele dediğim oydu. Peki bunlar gerçek Atatürkçü müydü? Biz bunu oturup ayıracak durumumuz yok. Şunu diyebilirim o zaman. Peki bütün bunlar olurken gerçek Atatürkçüler neredeydiler? Türkiye niçin Atatürk'ün, yani nasıl olabilir bir ülkenin önemli bir kısmı hala Atatürk'ün kıymetini anlamıyor olabilir? O okullardan büyümüşler, Cumhuriyet'in eğitim kurumlarından geçmişler. Yani Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in yetiştirdiği bir, onun okullarından çıkmış gelmiş.
ona oy verenler bu ülkenin çocukları, havadan gelmediler bu okullarda. Peki onun, ondan önceki iktidarların ürettiği insanlar bunlar. O eğitim sisteminin ürettiği insanlar bunlar. Dahası Türkiye'de ne yazık ki hiçbir dönem gerçek bir demokrasi olmadı. Gerçek bir hukuk hiçbir dönem olmadı. Gerçek bir özgürlük, Cumhuriyet'in ulus yaratma projesinden kaynaklanan bir yapısı da vardı. Bir birey sünni olsun ama çok dindar olmasın. Kadınsa abartmasın, en fazla mini etek de giyebilir ama o bile çok fazla. Yani makul olsun. Alevi olmazsa seviniriz. Ondan sonra şey olmazsa, Kürt olmazsa da olur. Solcu zaten onlar tehlikeli. Kendine bir insan modeli yarattılar. Ve şeye, merkeze onu koyarak onun üzerinden politika geliştirdiler. Bu ister istemez. Kürtleri ayrı bir yaraladı. Alevileri ayrı bir yaraladı. Dindarı, muhafazakar kesimini ayrı bir yaraladı. Peki bunu yapanlar Atatürkçü müydü? Şimdi bana bir general çıkıp veyahut bir YÖK başkanı çıkıp layık olmayan insan değildir, Atatürk'ü sevmeyen insan değildir, işte Atatürk'ü bilmem kabul etmeyen bilmem şu değildir, başörtüler örümcek kapalıdır gibi cümleler kullandığında doğal olarak biz onu o mahallenin sözcüsüymüş gibi görürüz. Nasıl ki diyelim ki bir Mehmet Metiner AK Parti'de bir cümle ettiğinde biz onu bütün AK Parti'den algılıyorsak, CHP'den de diyelim ki Tuncay Özkan hala 28 Şubat olarak algılanıyor. Anlatabiliyor muyum? Sonuçta oradaydı. Ama CHP'de genel başkan yardımcısı. Veyahut diyelim ki Kürtlere düşmanlık yapmış biri. Burada olduğunda Kürtler ona göre tavır alıyor. Tekrar söylüyorum. Tabii ki çok namuslu Atatürkçüler vardı. Ülkenin iyiliğini isteyenler her yerde olduğu gibi, hiç şüphe etmiyorum. Her toplumun bütün kesimlerinin iyi insanları da vardı, kötü insanları da vardı. Ne yazık ki Türkiye'de yönetimi toplumun her kesiminden kötü olanların sözünün daha çok duyulduğu bir yaklaşımının daha belirleyici olduğu bir atmosfer vardı. O yüzden Atatürkçüler deniliyor. Yoksa bu tamamen o anlayıştır, o felsefedir yaklaşımı değil. Kabul edelim, tekrar söylüyorum. Atatürkçüler içerisinde de kendini o tanımla toplumun önüne koyan ama antidemokratik üsluba sahip olan, antidemokratik yaklaşım gösteren, antidemokratik politikalara destek olan yargı, mesela 28 Şubat'ta bütün hakim savcılar briefinglere gidiyordu, generallerin briefinglerine. Ve onlar sözüm ona, Cumhuriyet felsefesi korunmak adına yapılıyordu güya. Oradan baktığımızda dediğim oydu, dincilikle mücadele edelim derken bir şekilde dinde, ben kendi gözlerimle şahit oldum ve bunun yaşadığım, başörtülü olduğu için Cerrahpaşa acilden kovulan kadın gördüm ben. İslamcı olduğum dönemlerde. Şimdi ben onu yaşadığımda bunu yapan, sözüm ona güya laikliği koruyorum, cumhuriyeti koruyorum diyerek yapmış olduğu için ben ister istemez bir beynim, zihnim onun faturasını Atatürkçülere yazmış oldu o dönemde. Şimdiki dindarlara yazdığı gibi. Şimdi benim bir arkadaşım diyor ki haklı olarak, aynen benzer. Babaannem diyor, ben bildim bileli namaz kılar, oruç tutar. Kendisi böyle şey, seküler bir arkadaşım. Yani Atatürkçü bir arkadaşım ama babaannesi namaz kılıyor, oruç tutuyor. Atatürkler dindar değildir cümlemiz anlaşılmasın, öyle bir tezim yok. Sosyolojik tanım olarak kullanıyorum. Atatürkler dindarlar. Yoksa Atatürkler arasında tabii ki dindar inancını önemseyen insanlar da vardır. Onlardan bağımsız. Bir gün diyor ki, annen, bak baktım diyor, babaannem oruç tutmayı bırakmış, namaz kılmayı da bırakmış. Babaanne ne yapıyorsun dedim. Sen bu yaştan sonra, Tayyip Erdoğan'ı kastederek, evladım demiş, bunlar Müslümansa ben Müslüman değilim, bir daha da yapmam bu işleri demiş. Şimdi anlatabiliyor muyum etkisini, toplumdaki etkisini? Toplum böyledir. Bir, kendince dindara bakar. Şu anda mesela ben muhafazakar kökenden gelmeme rağmen ezan rahatsız edecek duruma geldi neredeyse. Ki ben o kadar oradayım. Sela beni rahatsız ediyor evimde her gün. Niye? Çünkü siyaseten kullanıldığı için. Çünkü kendine bir araç yaptıkları için aslında bizim tepkimiz ezandan daha çok onun araç yapılmasına. Aynı şey Atatürkçü için de geçerliydi. Ne yazık ki Atatürk hem muhafazakar dindarların hem de Atatürkçülerin mağduru oldu bu ülkede. Onlar doğru düzgün anlatmadılar, onlar doğru düzgün, yani Atatürk'ü anladığını iddia edenler bu ülkeye doğru düzgün bir cumhuriyet felsefesinin niçin gerekli olduğunu, laiklik olmazsa Türkiye niçin bir Orta Doğu ülkesi olacağını, aslında laikliğin
inanç karşıtlığı değil, tam da o inanca bir özgürlük alanı tanımlayan bir değer olduğunu anlatamadıkları için katı, dışlayıcı bir laiklik uygulamasına savruldukları için toplumun önemli bir kısmı gerçek laikliği bir türlü kavrayamıyor. Ve biz de bu sefer anlatamıyoruz. Şimdi aynı şey yarın muhtemelen dindarların başına gelecek. Uzun yıllarca din üzerinden siyaset yapana kimse dönüp bakmayacak bile. Bugünü hatırladığı için. Birinci mesele bu. O yüzden buranın altını özellikle çizmiş olayım. Parlamentodan ayrılma meselesi tekrar söylüyorum. Bu bir tavırdır. Bu tavır bugün benim söylememle alınabilecek bir karar değil. Muhalefetin bir masa etrafına oturup 10 adımlık, 15 adımlık stratejiyle peş peşe adımlar belirlemesi ve mevcut iktidarı gayrimeşru ilan etmesi gerekiyor. Çünkü bana göre mevcut iktidar gayrimeşrudur. İktidarlar meşruiyetini demokratik teamüllerden alırlar. Yani bir seçimin meşru olabilmesi için bir, bağımsız medyanın olması lazım. İki, bağımsız yargının olması lazım. Üç, devletin bir partinin kontrolünde, yani devlet imkanlarının bir partiye kullanılmaması lazım ki o seçim demokratik olsun. Şimdi biz son 4 seçimdir, 5 seçimdir bu dediğimiz bütün demokratik kuralların hiçbirinin işlemediği seçimler yapıyoruz. Doğası gereği gayrimeşru bir iktidar var. Demokratik açıdan baktığımızda gayrimeşru bir iktidar var. Peki diğer taraftan bir partinin lideri aynı zamanda cumhurbaşkanı. Şimdi bir partinin lideri kendi belediye o ülkenin cumhurbaşkanı kendi belediye başkanlarını toplayıp ve şöyle bir konuşma yapıyor. Koronavirüsteki çıkan durumu avantaja çevirmemiz lazım, halka ulaşmamız lazım. Ama aynı partinin cumhurbaşkanı partili olduğu için muhalefetin belediye başkanlarının elini kolunu bağlıyor, yardım toplamasını engelliyor, maske dağıtmasını engelliyor. Şimdi burada meşruiyet sorunu olan bir durum var. Cumhurbaşkanı değil, bir parti lideri var. Ona parti lideri gibi davranması gerekiyor muhalefetin. Bir gün cumhurbaşkanı davranıp ertesi gün parti lideri gibi kavga ettiğinde toplum bu karışıklığı ayıracak bilinçten ne yazık ki uzaktır. Bu da normaldir. Bu bir cehalet değildir. Toplum böyledir. Toplum bakar aktörlere, sayın cumhurbaşkanım deyip randevu alıyorsa cumhurbaşkanıdır. Ama ertesi gün diktatör bozuntusu diyorsa düşmanlık olarak algılar. Ben bütünlüklü, dirayetli, mantıklı, strateji dayalı bir politika muhalefet tarafından yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Marjinalleştirmeleri gerekiyor Erdoğan'ı. Çünkü marjinallik şuradan gelir. Eğer bir parti lideri, cumhurbaşkanı olarak muhalefetin belediye başkanıyla kavga ediyorsa, muhalefetin milletvekiliyle kavga ediyorsa, gazeteciyi tehdit ediyorsa, orayı marjinalleştirecek bir üslup kurulabilir. Bu çok zor değil. O üslupta belirleyici tek faktör toplumun bütün kesimlerini dışlamadan. Bazen öyle şeyler yapıyoruz ki, ben yine örnek vereyim belki zihinde bir şey açması için. Şimdi Ekrem İmamoğlu hatırlıyorsanız Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapıyor. Havai fişekler. Kendisi bir papyon takmış. Eşi hanımefendi de bir kıyafetle beraber çıkmış. O zaman muhalefet kesimi şöyle tweetler atmaya başladılar. İşte Cumhuriyet kadını budur. İşte Cumhuriyet'in siyasetçisi budur diye. Ben de şöyle bir tweet attım. Arkadaşlar, bu ülkenin başörtüsü Cumhuriyet kadınıdır. Kütahya'da şalvar giyen teyzemiz de Cumhuriyet kadınıdır. İzmir'de tango yapan da Cumhuriyet kadınıdır. Eğer siz sadece Ekrem İmamoğlu'ndan gördüğünüz o görüntüye Cumhuriyet kadını derseniz, öbürlerini Cumhuriyet'le arasına mesafe koymuş olursunuz. Bu bir sorun. İki, otoriter yönetimlerde böyle bir kutlamalar aslında cenaze, biz normalde Cumhuriyet'in cenazesiyle karşı karşıyayız. Allah muhafaza da hani o aşamaya gelmiş durumdayız neredeyse. O tip kutlamalar hala tehlikenin, vahametin farkındalığı ortadan kaldırmaya da yarıyor diye demiştim. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bu tip söylemlerin nasıl ayrımcılık yarattığını, öbür tarafı nasıl dışladığını bir türlü anlatamıyoruz bu insanlara. Halbuki bizim şunu dememiz lazım. Bu ülkenin 80 milyonu Cumhuriyet'in evladıdır. Bu ülkenin 80 milyonu inanç özgürlüğü üzerinden bir yaşamı kabul edebilir. İster başörtülü olsun, ister başı açık olsun. İster Alevi olsun, ister inanan olsun.
İster normal açık bir giyimli hanımefendi olsun, ister başörtülü bir hanımefendi olsun, siyaset, biz onlara bakmıyoruz. Bizim için en önemli olan siyasetçinin bu değerlere bağlılığıdır, bu değerler üzerinden siyaset yapmasıdır diye. Fakat bu dil oluşmadığı için o ayrımcılık devam ediyor. Bu dili oluşturacak ayrımcılığı muhalefetin yapması lazım. Ben muhalefetin ayrımcılık yapması taraftarıyım. Bu çok önemli bir şeyi altını çiziyorum. Ama tekrar söylüyorum. Laiklikten, yani özgürlükçü laiklikten yana mısınız, değil misiniz? Demokrasiden yana mısınız, değil misiniz? Bağımsız yargıdan yana mısınız, değil misiniz? Demokratik kuvvetler ayrılığının olduğu bir yönetimden yana mısınız, değil misiniz? Bu ayrımı ortaya koyacak. Bu tarafa herkes, ister başörtülü ol, ister çarşaflı, ister dindar ol, ister Alevi, ister Kürt ol, ister ülkücü ol, ister Ermeni ol, ister Yahudi ol. Eğer bu değerleri benimsiyorsan, gel kardeşim beraber elini ver bu ülkeyi ayağa kaldıralım diyebilecekleri bir ayrım. Hayır, sen hala tek adam rejiminden yana mısın? Buyur. Sen Orta Doğu ülkesi olmak istiyorsun. Buyur. Sen Cumhuriyet felsefesiyle sorun mu yaşıyorsun bu anlamda? Bu barışçı, demokratik. Buyur, orada olabilirsin. Sen partili bir cumhurbaşkanı mı istiyorsun? Tabii ki orada olabilirsin. Biz demokrasiden yana olanları ayırıyoruz. Bu ayrım iş dünyasına kadar devam edecek, sanat dünyasına devam edecek, akademisyenlere devam edecek. Her tarafa devam edecek. Şöyle bir durum var. Akademisyen, profesör cümle etmiyor. Biz anlamıyoruz. Sen demokrasiden yana mısın? Laiklikten yana mısın? Yoksa otoriter yönetim? İş dünyası. Bilmiyoruz. Şimdi iş dünyası. Siz daha çok bilirsiniz. Maddi durumu iyi olan iş dünyası sesini çıkarmıyor. Üniversitedeki profesör, akademisyen sesini çıkarmıyor. Sanat dünyası ya dizilerden kovulurum deyip sesini çıkarmıyor. Gazeteci yazarların önemli bir kısmı sesini çıkarmıyor. Bunlar toplanmışlar, diyorlar ki 2.500 lira asgari ücretle çalışan vatandaşa diyorlar ki ey vatandaşım artık uyan. Uyan ve bir şey yap. Ya bir, anlatabiliyor muyum ortadaki şeyin vahametini? Ya o 2.500 liraya muhtaç ve ona diyorsun ki risk al, ondan da vazgeç. Buradaki milyar dolar olan iş dünyasında ses yok, tavır yok. İşte bu birliktelik bu tavra da zorlayacak. Herkesi zor. Artık burada bir karar almamız lazım. Bir tavır. Ya bu öyle bir dönem değil. Ya bu ülkeyi buradan çıkaracağız, kurtaracağız. Yeniden bu anlayışla demokratik, özgürlükçü bir ülke yapacağız. Ya da teslim olup yıkıma sürükleneceğiz. Teşekkürler. İki sual, bir son bir sual var. Ondan artık nihai belki son sözü söylemiş olursunuz. Birincisi bu Kuzey Irak'la ilgili Kuzey Irak hükümetin tavrı, Türkiye'deki bunun yansımaları. Bir onu söyleyebilirsiniz, konuşabilirsiniz. Neyi alamadım Bozkurt Bey? Sesiniz kesik geldi. Benim internet gayet iyiydi galiba. Kuzey Irak'la ilgili belki görüşlerinizi. Bir ondan sonra bu konuştuklarımızı de söylediniz esasında. Valide Aykubalı'nın bir sorusu. Toplumun çoğunluğu ne şekilde karşılıyor? Bir de son söz olarak bu onunla da isterseniz bitirelim. İzmir Tolga'nın bir sorusu. O da diyor ki günün birinde siyaset üstü ve bir lider konumda olursanız esasında söylediniz ama hangi adımları atmak, hangi eylemleri geçmek isterseniz bununla da konuşmamızı bitirelim isterseniz. Şimdi bir dakika. Bozkurt bir dakika. İzin verir misin Levent? Buyur. Sözlüğe geçiyoruz. Yani yazılıyı bitiriyoruz. Bozkurt oturumu bitirmiyoruz. Yani iki saat oldu. Fazla da eziyet etmeyelim Levent Bey'e. Yani el kaldırsınlar. Söz veririz. Evet. Sözlü sohbeti olur. Yani, peki olur. Öyle yapalım. Öyle ama yapalım. Evet. Yani onu oldu. Yapmak isteyenler. Ben şimdi bu Kuzey Irak meselesini bir toparlayayım. Tamam, şimdi lütfen. Türkiye'nin kodlarında ne yazık ki sev korkusu var. Cumhuriyet'in kuruluşundan beri gelen bir korku. O da şu, dış güçler Türkiye ile uğraşıyorlar, bizi bölmeye çalışıyorlar, özellikle Kürtler üzerinden yapmaya çalışıyorlar bunu diye. Ve bu korkuyla alınan bir tavır ve belirlenen bir politika var. Ama bunun iki türlü olduğunu düşünüyorum. Bir korku var, bir de korkuyu da şöyle görmenizi isterim. Şimdi mutfağa girdik, tavadaki yağ alev almış. Önümüzde iki yol var. Ya korkuyla hareket edip onun üzerine bir kova su dökeceğiz, evi yakacak. Ya da üzerine bir battaniye atacağız, aklımızı kullanarak battaniye atacağız, söndüreceğiz. Türkiye genelde
mutfağa girdiğinde üzerine kovayla, yani gördüğü yangının üzerine kova atan, şey, kovayla su atan bir politikayla hareket ediyor. Bu şeyde de, Kuzey Irak meselesinde de böyle. Şimdi Türkiye, Kuzey Irak'ta Kürdistan'ı kuran Türkiye. Ben bunu adını da vereyim. Emekli generallerden Necati Özgen'le sohbette kendisinden dinledim. Sohbet ediyoruz bir gün. Allah selamet versin. Yaşıyor herhalde. Dedi ki böyle bana böyle kendinden böyle bir bayağı bir övgüyle de anlatıyor. Ben böyle bir şok halinde dinliyorum. Dedi ki Levent Bey biliyor musunuz? Dedi, ilk dedi, tarihte ilk dedi, Barzani ve Talabani ile resmi sözleşme yapan benim dedi. Nasıl yani dedim. Çünkü ben dedi o zaman o bölgede ordu komutanıydım dedi. Biz de böyle PKK ile mücadele ediyoruz dedi. Ben gittim dedi, sınırı geçtim. Barzani ve Talabani'yi çağırdım. Bunlara dedim ki sıradan sınırın öbür tarafından artık siz sorumlusunuz. O yüzden sizinle bir anlaşma yapacağız. Sınırın bu tarafını siz kontrol altında tutacaksınız. Ben de şöyle gayri ihtiyar böyle espri yaparak dedim ki paşam dedim desenize Kürdistan'ı biz kurduk, ben kurdum diye. Şimdi bir taraftan Barzani ve Talabani'ye pasaport veren o bölgede mevcut meşru iktidar varken o bölgedeki bir toplum liderini muhatap alıp onları orada giderek alt büyüten, güçlendiren bir politika var. Ama iç kamuoyuna bunlar çapulcudur, bunlar düşmandır diye dışlayan bir Türkiye vardı. Sonra biliyorsunuz bunlar büyüdüler. Türkiye'den pasaport, Özal döneminde pasaport verildi Barzani ve Talabani'ye. Onlar üzerinden dünyada bir meşruiyet sağlandı. Ama biz bu arada Kuzey Irak'a 30-40 sınır ötesi operasyon yaptık. Güya engelleyeceğiz ya. Halbuki bana göre hepsi engelleme değil, destek değil. O dediğim korkuyla yapılmış bir hareket sonucunda ortaya bir Kürdistan çıktı. Kürdistan'a ilk çimento satan, bana geldi fotoğraflarını, kendim gazeteci olduğum dönemde yayınladım. Oyak. Oyak, Barzani'ye çimento satan, yapı malzemeleri satan en büyük holdingdi Türkiye'den. Oyak, Barzani, yani Kürdistan kurulurken bir taraftan malzeme satarken içeride ordu bize Kürdistan'ın ne kadar tehlikeli olduğunu anlatıyordu veyahut siyasetçiler. Şuna gelmek istiyorum. Türkiye barışçı bir politika izleyerek, herkesle konuşarak, kendi içerisinde yaşanabilir, burayı yaşanabilir bir ülke yaparak, insanların kimliğine, inancına, diline müdahale etmeyerek, burayı gerçek bir ülke yaparak Serb korkusunu yenebilir, dış güçlerin Türkiye üzerindeki oyununu açığa çıkarabilir, Kürtlerle ilgili ayrılma psikolojisini buradan yenebilir. O yüzden ben orada Kürdistan kurulmuş, Suriye'de bir Kürtler devlet kuruyor. Bütün bunlar elbette Türkiye için çok zor konular ama dediğim gibi Türkiye dış politikasını akıldan ziyade duyguyla yönetiyor. O duygu da korku kaynaklı. Yani Cumhuriyet'in kuruluş yıllarından gelen Serb korkusu epeyce bir fazla olduğu kanaatindeyim. Kürtler ileride bir devlete bölünmeye doğru gider mi? Bu politikalar devam edecekse gider. Şöyle düşünün. Şimdi bir HDP var, bir PKK var. HDP aslında ya biz bu işi siyasetle çözelim diyenler. Yani bir anlamda silahı da etkisiz hale getirmek istiyorlar kendi çabalarıyla. Devlet tam tersine... Yok benim o, sen merak etme Levent. Benim bunu... kapattı, nasıl kapatacağıma bakıyorum. Hayır, ben anket yaptım, sen hiç ilgilenme. Tamam, kapattım. Peki bir şey de söyleyeceğim. Lütfen anketi hızlı cevaplandırır mısınız? Hemen devam, bitiriyorum. Son devam. Cümle. Levent size değil. Levent size değil o. Yan arkadaşlara söyledi. Siz buyurun. Evet. Tamam. Şimdi o yüzden de Kürdistan meselesi Türkiye barış... Şu anda Kürdistan'da çok iyi diyalogları var şeyle. Kuzey Irak'la. Ama halbuki 30 tane, 40 tane sınır ötesi operasyon yaptı. Kavga etti, dövüştü, şunu yaptı, bunu yaptı. Ne yazık ki barışçı, özgürlükçü bir politikaya gelirse, yurtta sulh, cihanda sulh felsefesini biraz daha benimserse, içselleştirirse ama bunu demokratik bir terbiyeyle daha da taşlandırırsa hem Kuzey Irak, hem Suriye, hem diğer yönler tehlike olmaktan çıkar. Ama bu politikasını devam ettirdiği müddetçe, bu ayrımcı içeride özellikle baskıcı politikasını devam ettirdiği müddetçe önümüz sıkıntılı.
Son cümlem şu, bana göre Irak'ı dış güçler değil Saddam böldü. Bana göre Suriye'yi dış güçler değil Esad yerle bir etti. Ne demek bu? Eğer siz baskıcı bir rejim kurarsanız, insanların inancını, kimliğini, dilini yasaklarsanız, yoksulluğa mahkum ederseniz, otoriterlik üzerinden bir toplumu çürütürseniz, bir gün bir dış güç gelir, o ülkeyi Irak gibi yapar veya Suriye gibi yapar. Türkiye eğer Irak gibi, Suriye gibi olmak istemiyorsa, bir an önce dış güçlerin at koşturduğu bir ülke olmaktan çıkıp barışçı, demokratik bir şeye gelmesi lazım. Bir gün toplumsal lider olursam bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Ne yaparım kısmını zaten anlattım. Önce dediğim gibi bir dil oluşturup bir birliktelik sağlarım. Umut ederim bana kalmayacaktır o iş. Ben çünkü yazarlıktan, bu pozisyonumdan gayet memnunum. Bunu sürdüreyim, daha da faydalı olayım diye uğraşıyorum. Siyasetçiler siyaset meslek olmaktan çıksın, bir dönemsel sorumluluğa geçsin diye de düşünüyorum. Yapacaklarımı anlattım. Ortak bir dil, ortak bir yaklaşım. Ben aynı anda bir insanın hem cumhuriyet felsefesiyle barışık olabileceğini, hem inancını koruyabileceğini, hem laikliği çok önemli bir değer olarak görüp barışçı bir laiklik uygulayabileceğini, hem Aleviliğin bu ülke için vazgeçilmez bir değer olup onlara yönelik yapılacak ayrımcılığı ortadan kaldırabileceğini, hem Türkiye'deki bölünme endişesini ortadan kaldırıp hem de Kürt vatandaşlarına demokratik, özgürce bir yaşam sağlayabileceğini düşünüyorum. Bunun kolay olduğunu düşünüyorum. Siyasetçilerin yapmama nedenleri bölerek, ayrıştırarak, dışlayarak yönetmeyi daha kolay görüyorlar. Bu bir. İkincisi ise kafalarında bir bütün Türkiye yok. Size çok samimi bir itirafta bulunacağım. Ben 10 yıldır bir doktor gibi kendimi tedavi ediyorum. Öteki görmemek için. Bir ateist gördüğümde ateist değil, insan gördüm. Bu duyguyu 10 yıldır edinmek için bildiğiniz bir doktor gibi tedavi uyguluyorum. Çünkü ben de bu ülkenin bir parçasıyım, bir mahallesinde büyüdüm. Alevilere yapılan ayrımcılığı şuramda hissetmek için kendime tedavi uyguladım. Öbür taraftan Cumhuriyeti, Atatürk'ü anlamak için uzun bir çaba, pişmanlık, o duygu, bütün bunları yaşayarak yaptım. Ve bütün bunları kendi arkadaşlarımın iktidar olduğu bir dönemde yaptım. İktidarı, tam da iktidara geldikleri dönemde, paraya, makama, mevkiye boğuldukları bir dönemde yanlış yapıyorsunuz deyip burayadır. Her birimizin böyle bir tedaviye ihtiyacı var. Bu tedaviyi kendi iç dünyamızda yapacak bir siyasetçinin, siyaset anlayışının Türkiye'de birçok sorunu çözeceğini düşünüyorum. Durum budur. Peki. Çok teşekkürler. Yani gerçekten böyle zihnimizdeki sualleri, zihnimizdeki giden rüzgarları berraklaştırdınız. Yani onun için çok teşekkür ederim. Şimdi belki demin de yani Cem'in de ifade ettiği gibi bu sözlü kısma geçelim. Sizi epey yorduk, iki saat. Yok oldu. Olur. Ben de memnun olurum sohbet etmekten. Olur. Devam edebiliriz. Şöyle yapalım. Şimdi bu elinizdeki bu ekranın önünde altta bir participant bölgesi var. O participant'a bastığınız zaman o üyelerin listesi çıkıyor. Onun alt tarafında da raise hand diye bir bölüm var. Oraya basmak suretiyle söz hakkı, söz istediğinizi ben anlayayım. Ve ondan sonra da size söz vereyim. Yalnız bu sözleri yani şu anda bir tek Erol abi, Erol Etçioğlu yani söz istemiş durumda. Diğerleri de lütfen yaparsa memnun olurum. Başka bir söz almak isteyenler. Tabii zamanı daha iyi değerlendirebilmek için bunu 3 dakikayla sınırlandırıyoruz. Yani 3 dakika, belki 2 dakikayla sınırlandıralım da bir arkadaşlarımız konuşabilsin. Şimdi bir ilk 3 arkadaşımız Erol Etçioğlu, Alev Göçmez ve Sinan Bayraktaroğlu. Bunlara sırasıyla Cem söz verelim. Ve ondan tamam, sonra ben şimdi bunları sırayla açıyorum. Önce evet, şeyi, bir dakika, yani Erol Etçioğlu'nun sesini açtım. Tamam, açık Erol abi sesin. Tamam Cem, Cem Bozkurt, çok teşekkür ederim. Her şeyden evvel sayın konuşmacıya çok teşekkür ediyorum. Ben 1990'lı yıllarda Dışişleri Bakanlığı'nda vize dairesi başkanıydım. O zaman Saddam'ın Kuzey Irak'taki
Kürtlere yönelik saldırıları, sarin kazı kullanması filan gibi sebeplerden dolayı Kürtler bize sığınmışlardı. Bu 500.000 kişiyi bulmuştu bunlar. Ama daha sonra bunlar ülkelerine döndüler. Sonra Amerikan müdahalesinde tekrar bir böyle bir akın geldi. Bu akın da bir süre yatıştı gitti. Fakat şu anda Suriye'de ülkemize bu gelenlerden çok daha fazla miktarda neredeyse 4 milyon civarında bir insan kitlesi geldi ve bunların büyük çoğunluğu dönmüyor. Çok az bir kısmı döndü, öbürleri de dönmeyecek ve bunlara vatandaşlık veriliyor. Burada konuda bir spekülasyon var. Bunu işte şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Bunları kendi milis güçlerine katacak, yok oy sağlanacak filan gibi. Bu konuda ben sayın konuşmacının fikirlerini almak istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Alev Bey, Alev Göçmez. Bir dakika, sesini açmam lazım. Bir dakika izin ver. Alev, kendi sesini açar mısın? Ben şey yaptım, açamıyor. Tamam, güzel. Alev, buyur. Görüşürüz Alev Bey. Ben de Levent Bey'e teşekkür ediyorum. Kendisinin görüşlerini ve direkt olarak izliyoruz ve gerçekten faydalı buluyoruz. Yalnız tabii ki bu tür münferit çabalar çok yeterli değil içinde bulunduğumuz ortamda. Parti başkanlarından hayır olmadığını kendisi ifade ediyor haklı olarak. Sivil toplumda da maalesef böyle bir güç olmadığına göre o zaman bu çabayı güçlendirmek için ne yapılabilir? Bu konuda önerileri var mı? Evet. Sinan Bayraktaroğlu'nu da acil şey yaparsak. Peki bir dakika. Yılmaz, şimdi kaldırabilirsin elini istersen. Sinan'ın şeyini kaldır, elini. Nerede Sinan? Evet. Tamam, buyur Sinan. İyi günler. Çok aydınlatıcı ve açık yürekli bir şekilde öz eleştiride bulunmanızı takdirle karşıladım Levent Bey. Ancak benim sorum daha geniş kapsamlı olarak Türk toplumunun Tanzimat, birinci meşrutiyet, ikinci meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi ve bu Cumhuriyet dönemini takiben bugüne gelişimizin bir öz eleştirisini yapmanızı ve bu süreç içerisinde nerede bir hata yapıldı ki bugün Türk toplumu bir çıkmaz içerisine sürüklendi. Bu konuda görüşlerinizi bildirirseniz memnun olurum. Teşekkür ederim. Evet, dinliyoruz. Evet. Şimdi birinci sorudan başlayayım. Suriyeli göçmenler meselesi. Türkiye'de şöyle bir durum var. Genel olarak siyasetin şekillenmesiyle de çok irtibatlı bir şey. Şimdi dikkat ederseniz, Türkiye'deki muhafazakar, dindar bir seçmen için, siyasetçi için, sınırın öbür tarafındaki bir dindar, yani Müslüman, sınırın bu tarafındaki solcudan, Alevi'den daha makbul. Psikolojik olarak. Ne demek istiyorum? Diyelim ki Berkin Elvan'ı yuhalatıyorken Tayyip Erdoğan, Mısır'da ölen Rabia'ya ağlıyordu. Niçin? Çünkü vatandaşlık üzerinden bir bağ kurmuyor, inanç üzerinden bir bağ kuruyor. Ama bu sadece Tayyip Erdoğan'ın sorunu değil. Aynı sorun MHP'de de var. MHP'de mesela sınırın öbür tarafındaki Türkmenleri, sınırın bu tarafındaki Kürtlerden daha makbul görüyor. Aynı sorun HDP'de de var. HDP sınırın diğer tarafındaki Kürtleri, sınırın bu tarafındaki Türklerden daha makbul görüyor. Çünkü onlar da toplumla bağını vatandaşlık üzerinden değil, kimlik üzerinden kuruyorlar. Bir başkası sol ideolojik üzerinden kuruyor. Diyelim ki Küba'yı çok, yani Castro'yu, ya Venezuela mesela, diyelim ki Maduro ile ilgili bir cümle söylüyoruz.
bazı solcular ya orada sosyalizm devrimi var, Tayyip Erdoğan'la niye aynı yapıyorsun? Halbuki Tayyip Erdoğan fersah fersah daha berbat bir yönetim anlayışı var. Çünkü bağını vatandaşlık üzerinden değil, ideolojik birliktelik üzerinden kuruyor. Bunu niye anlattım? Şuradan. Tayyip Erdoğan Suriyelilere iki yaklaşım içerisinde. Bir, inanç üzerinden bağ kurduğu için onlarla böyle bir daha çok duygusal yakınlık hissediyor. Korumak, kollamak, sahip çıkmak. İçeride özellikle doğuda demografik yapıyı değiştirecek bir şey olarak da bakıyor. Yani Kürt çoğunluktan biraz daha Arap çoğunluğuna da kaydığı bir doğu hayali de var orada Suriyeliler üzerinde. Bir anlamda hani bizim Kürtler üzerinden bölünme endişesini kendince kendi kafasından. İki, peki ne olacak? Biz artık muhtemelen Suriyelilerle beraber yaşayacağız. Sonuçta bu ülkenin misafiri, mültecisi, biz nasıl dünyanın başka yerine gidiyorsak oradan da buraya geliyorlar. Peki bunu vatandaşlık verecek, oy deposu mu yapacak? Konuşmama başlarken şöyle bir şey söylemiştim. İktidarda kalmak için her şeyi yapabilecek bir iktidar var. Her şeyi yapabilecek. Bu işine geliyorsa bunu yapar. Göndermek işine geliyorsa göndermek yapar. Anlatabiliyor muyum? O gün çok toplumsal tepki vardır. Göndermeyi göze alır. Hayır, tepki yoktur. Bunlardan gelecek birkaç milyon oyla işini çözüyordur. O onu da yapabilir. İktidarın kafasında Türkiye'nin yararına nedir diye düşünme yok. Benim yararıma, ben nasıl bir kazanç elde edebilirim diye o gözle baktığı için bütünüyle o dediğiniz her şeyi yapabilir ama dediğim gibi din üzerinden bağ kurduğu için duygusal birlikteliğini öyle kuruyor ve muhtemelen Suriye'de daha doğrusu Arap dünyasının tamamında Müslüman kardeşler dediğimiz daha Sünni ve İhvancı, Sünni ve İslamcı siyaset anlayışını bütün Orta Doğu'da belirgin kılıp kendisi de onların sözcüsü pozisyonuna gelmeye çalışıyor. Bir anlamda zımnen hani halifesi gibi, lideri gibi. Suriye'ye öyle zaten operasyonun bir anlamda oydu. Nasıl olsa yıkılacak bari Suriye'deki İhvan gelsin Esad'ın yerine diye operasyon yapmıştı. Mısır'da Müslüman kardeşler gelmişti. Biz, Suriye, Mısır, tamam Orta Doğu'yu hallederiz havasındaydı. Devletler üzerinden olmayınca şimdi toplum kesimi üzerinden yürütüyor onu. O yüzden böyle bakıyorum. Peki parti liderleri sivil toplumdan bir iş yoksa biz bir şey yapabilir miyiz? Veyahut bizim bireysel çabalarımız bir şey yarıyor mu? Yaramadığının ben de farkındayım. Çünkü sadece benimki değil. Birçok insan, biz yüzlerce insan yazıyoruz, konuşuyoruz. Ben sadece kendi başıma 200-300 yerde konferans vermişim. Şehirlere her hafta bu pandemiden önce her hafta konferansa giderim. Yüzlerce video konferans konuşması yapıyorum. Televizyonlarda konuşmalar yapıyorum. Etki etmiyor. Niçin? Çünkü biz bir vücuttaki kılcal damar gibiyiz. Kılcal damarlarda kan olarak dolaşıyoruz. Atar damar olmayınca ana damar toplanamıyoruz orada. Ana damar dediğimiz siyasetteki muhalefet. Muhalefet bizim çabamızı alıp dönüştürebilecek bir işlevi olması lazım. Sivil toplumda iş yok diyoruz. Yani beyefendinin söylediği, ben de söylüyorum. Yani iş yok derken etkisiz, yetkisi kalmadı anlamında. Parti liderleri bu durumda. Peki ne yapacağız? Biz yapamaz mıyız? Bizim yapabileceğimiz parti liderlerini zorlamak. Biz hala her gün onu yapıyoruz. Toplantılar yapıyoruz, konuşuyoruz, oradan zorluyoruz, buradan zorluyoruz. Muhtemelen treni kaçıracağız. Muhtemelen birkaç ay sonra bunları da yapma. O dediğimiz birlikteliğin de zemini ortadan kalkmış olacak. Ama öbür türlü bizim bir şey yapabilmemiz için bir liderlik gerekiyor. Toplumun gözü hala ne yazık ki siyasi aktörlerde. Şimdi ya Babacan'a bakıyor, ya İmamoğlu'na bakıyor, ya Mansur Yavaş'a bakıyor. Biz kalkalım bir şey dediğimizde dikkat çekmek için hem imkanımız yok, hem o enerjiyi oluşturmakta çok zorlanırız. Ona vakit de yok. O yüzden hiçbir şey yapalım diyenlerden değilim. Olabildiğince mevcut siyasi parti muhalefet liderlerini, aktörlerini böyle bir mecazi anlamda kullanıyorum. Yakasından tutup silkeleme görevi alabiliriz üzerimize. Her ortamda. Niçin susuyorsunuz? Niçin üzerinize düşeni yapmıyorsunuz? Niçin böylesiniz? Niçin değişime gitmiyorsunuz? Niçin kendi partilerinizi düzeltmiyorsunuz? Niçin ittifak yapmıyorsunuz? Diye bu itirazı çoğaltırsak belki bunlar o birlikteliğe mecbur kalırlar. Hala seçmenin sesini duymadıkları için yani itirazını zannediyorlar ki seçmen de onlar gibi düşünüyor. Halbuki bence
seçmen, ben çok gezen biri olarak söylüyorum Anadolu'yu, mevcut parti, Türk toplumu şu andaki mevcut partilerden, yazarlardan, aydınlardan bence birkaç adım daha önde, ileride. Türkiye'nin önündeki en büyük sorun aydınların bir mahalleye teslim olmuş olmaları, partilerin odalarından çıkamıyor olmaları ve o birlikteliği sağlayamıyor olmaları. Eğer bu heyecanı, bu enerjiyi biz alttan yukarıya hep beraber zorlarsak yukarıda bir birlikteliği sağlayabiliriz veyahut toplumun içinden o enerjinin, heyecanın çıkmasını oluşturabiliriz. Diyelim ki biz cesaretleniriz, gideriz 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi toparlanırız, biz bir şey yaparız. O bir illa aday olmak, siyasete girmek değil, toplumu örgütlenmek için belki biz cesarete gelebiliriz. Çünkü ben niye yapamıyorum? Ben bana olan ilgiyi görüyorum. O ilgi, izlenme oranlarıma bakıyorum. Tamam, bir doyurucu benim açımdan baktığımda. Ama hadi gel bir şey yap denilecek kadar bir ilgi yok orada. Veyahut iltifat da o anlamda değil. İnsanlar diyelim ki İmamoğlu'na iltifat ediyorlar. O da bu oraya yönelmiyor. Mansur Yavaş'a ediyorlar. O başka bir yerde. Babacan'a ediyorlar. O bu cesareti gösteremiyor. Böyle bir sıkıntı. Meşruiyetten, Tanzimat'tan bugüne toplumun yapısı. Şimdi şöyle bir istatistiksel bilgi vereyim size. Derler ki toplumlar nasıl tavır alacağına, hangi şekli alacağına, nasıl davranacağına karar verirken %3'e bakarlar. %3 nasıl davranıyorsa toplum da ona göre şekil alır. %3 kimdir? Aydınlar, yazarlar, siyasetçiler, kanaat önderi, mahalledeki imam, köydeki doktor. Yani ortalama bir vatandaş itibar ettiği birine bakar, o nasıl davranıyorsa öyle hareket eder. Şimdi meşruiyetten itibaren alıp gelelim, Tanzimat'tan itibaren bizim %3'te sorun olduğu kanaatindeyim ben. Hiçbir zaman doğru düzgün iyi bir entelektüel sınıfımız oluşmadı. Doğru düzgün bir aydın sınıfı oluşmadı bu ülkede. Bugünü almıyorum şeyden itibaren. Doğru düzgün bir sanat camiası oluşmadı. Burjuva dediğimiz iş dünyası da iş ahlakı olan, gerçekten Türkiye'leşmiş, o yatırımını ona göre kurgulayan, kendi kazancından daha çok Türkiye'nin kazancını, ülkesinin yükselmesini önemseyen bir iş dünyası da oluşmadı. O %3 oluşmadığı için toplum her zaman şarlatanların, sahtekarların, istismarcıların peşinden gitmek zorunda kaldı. Ben şuna eminim. Toplumun karşısına doğru düzgün bir %3 çıkarsa o toplum mutlaka doğruya gelir. Bunu nereden biliyoruz? Cumhuriyet tarihinde bunu gösterenlerden bir tanesi Atatürk'tür. Şimdi hatırlıyorsanız Osmanlı'nın yıkılış dönemlerinde işte meşruiyet ilanları var. Saray içerisinden dönüşüm sağlamak. Saray içerisinden verilecek mücadeleyle Osmanlı'yı kurtarmayı düşünen bir ekip vardı. Aydınlar, yazarlar, siyasetçiler, illa burada kalalım, buradan meşruiyet ilan edelim, buradan değiştirelim, dönüştürelim, yavaş yavaş buradan bir şey yapalım. İçlerinden bir kişi çıktı, hayır buradan olmaz dedi, Anadolu'ya gidiyorum dedi, o cesareti gösterdi, o kararlılığı gösterdi, gitti Erzurum'da 120 gün kaldı, oradan geçti Sivas'ta 90 gün kaldı, oradan toplumu örgütledi, toplum ona inandı, arkasına düştü ve ortaya yeni bir ülke çıktı. O yüzden sorunumuz ne yazık ki şunu da çözemedik, öz eleştirimizin Türkiye'nin en temel sorunlarından, yani bu bugüne kadarki sorunlarına kaynaklık eden şeyin şu olduğu kanaatindeyim. Osmanlı'yı yıkıma götüren ve bugün de hala önümüzde duran Türkiye meselelerini dinle mi halledecek, yoksa din dışı, yani bizim çağdaş akıl dediğimiz bilimle mi halledecek? Dinle halledecek diyenlerle hayır bilimle halledecek diyenlerin kavgası meşruiyetten bugüne kadar devam ediyor. İkisi de birbirini ikna etmekten ziyade birbirini yenmeyi kafasına koymuş. Yani mesela eğitim, hayır, inanç üzerinden eğitim olmaz. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Şimdi meseleleri din üzerinden çözeriz diyenlerin iddiası şuydu. Ahlakın kaynağı dindir.
Yani onlar diyor ki toplum eğer ahlaklı olacaksa dinle olur. Fakat bilim üzerinden olanlar, yani hayatı bilim üzerinden, çağdaş dediğimiz seküler bir anlayışla kurgulamak isteyenlerin söylediği ise şu. Hayır, ahlakın kaynağı din değil. Peki nedir sorusuna cevap vermediler. Ona göre bir tavır takınmadılar, ona göre bir politika geliştirmediler. Ona göre başlarken söylediğim dincilikle mücadele edelim derken dindarlıkla mücadeleye dönüştü ve o kavga bizi çürüttü. Birbirimizi anlamaktan ziyade birbirimizi yenmeyi birinci amaç haline getirdi. Şimdi Cumhuriyet Kurumu, Atatürk'le beraber Cumhuriyet'in kurulumu, hayır bu işler bilimle olur, sanatla olur, çağdaş dünyanın bir parçasıyla olur diyenlerin zaferiydi. O zafer ülkenin zaferi haline getirilemedi ne yazık ki. Kalıcı, yaygın, bütün toplumu içine alacak kadar kuşatıcı bir dil oluşturamadı, bir politika geliştiremedi, bir yaklaşım yapamadı. Burada hayır bu işler dinle olur diyenler öbür tarafın yanlışlarından da faydalanarak büyüdü, 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 büyüdü. Şimdi Türkiye'de hayır bu işler dinle olur diyenlerin sözü geçiyor. Ama tıkandılar olmuyor. Çünkü eğitimde yol bulamıyorlar. Ekonomiyi büyütemiyorlar. Toplumsal barışı sağlayamıyorlar. Ne var ortada? Biz onları yeneriz. Türkiye'nin temel sorunu bu. Bu kavgayı suhuletle çözecek. Hayır arkadaş, bizim hem inançla sorunumuz yok ama aynı zamanda bilimle de barışık oluruz diyebilecek bir üslup yaklaşım geliştirecek bir şey çıkmadığı için toplum bir buraya savruluyor, bir buraya savruluyor ve ortada böyle bir ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Peki. Bozkurt, diğer iki söz kadranın sen yönet, ben onların seslerini açtım. Biri Yılmaz Hayat'ta, öbürü de Serdar. Ben Serdar Turun ve Oğuz Demirsoy, bu şekilde bitiriyoruz herhalde. Böylece bütün sözleri vermiş oluyoruz. Yılmaz Hayat'a lütfen şey yapar mısınız? Pardon, bir şey sormak istiyorum. Oğuz izin verirsen. Ali Nail Kubalı vardı en önde, ayrıldı galiba. Ali anladım. Abi burada mısın? Nail abi. Yok, tamam, buyur Bozkurt. Yılmaz yok. Hayat abi. Verdiniz. Duyuluyor mu? Evet. Peki, teşekkür ederim önce. Levent Bey, size de çok teşekkür ederim. Benim kısa bir sorum olacak. Bu meclis içerisinde oluşacak cumhuriyetçi çekirdeği meydana getirecek olan partililer partililiklerini bırakıp bağımsız olarak gelecekler buraya diye anladım. Doğru mu? Geliyor mu sesim? O şöyle. Partilerden harekete katılıyorlar. Partiler normal seçime gidiyor. Buradaki hareket bir anlamda Cumhurbaşkanlığını organize eden, bütün partilerden insanların yetkin, liyakate dayalı insanların katıldığı bir yapı. Cumhurbaşkanı adayını burası çıkaracak, bu hareket çıkaracak. Partiler ise milletvekilliklerini çıkaracak. Burası aynı zamanda Türkiye'nin ortak yönetim yani o demokrasiyi kurduğu, yani kurucu irade dediğim. Aslında biz şunu bileceğiz. Diyelim ki CHP'den 5 tane milletvekili veyahut genel başkan yardımcısı bu harekete katıldı. Bu CHP'den bütünüyle koptu anlamına gelmiyor. Hareketin içinde yine demokrasi mücadelesine devam ediyor. Veyahut HDP'den. Yarın Cumhurbaşkanı adayını burası çıkarıyor ama CHP milletvekili adaylarını devam ediyor. Parti olarak. İYİ Parti de milletvekilliğine devam ediyor. HDP de milletvekilliğine devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı ortak bir aday etrafında bütün partiler birleşmiş, doğru, mantıklı, herkesin oy verebileceği bir isim etrafında. Peki toparlanıyorlar. Bunun şöyle bir faydası var. Şimdi bir anlamda ülkeyi yedi yemine vermek gibidir bu. Çünkü bir kilitlenme var ya, size vermeyiz, sana da vermeyiz, bizde kalacak. Biz de şunu diyoruz, bak öyle bir aday çıkardı ki size de yakın. Buraya da yakın, düzgün bir insan. Bu aday gelecek sistemi düzeltmek üzere. Belki bir yıllığına, belki bir buçuk yıllığına. Bütün partilerin yardımıyla, desteğiyle yeni bir anayasa, yeni bir yapı kuracaklar. Sonra herkes partisine dağılacak tekrar o yapıdan. Yeni bir seçim olacak. Yarışını da orada beraber yaparsınız. Ama öncelikli olan ülkeyi buradan çıkaracak o birliktelik. Yani partiler kimliklerini
yapılarını muhafaza ederken bir demokrasi cephesi ise burada orta toplanmak gibi bir şey olarak düşünün. Peki, teşekkür ederim. Benim sorum şu. Parti liderleri acaba bu oluşacak çekirdekten altlarındaki halıyı çekecek birisinin çıkmasından endişe ettikleri için çekince koyuyor olabilirler mi buna? Zannetmiyorum. Şundan zaten şu anda mevcut parti lideri... Bir iki soru bile alalım. Böylece mevcut da bitirmiş olalım. Serdar Turan, Uğur Demir, Demirsoy. Benim sorum bitmemişti daha. Vaktimiz bitti. Yani kusura bakmayın. Serdar Doğru ve Oğuz Demirsoy'a söz verelim. Bozkurt, bir şey daha diyeceğim. Oğuz Türk Yılmaz sanıyorum bilemedi bunun nasıl yapılacağını. Baş parmak işaretini yaptı. Oğuz Türk Yılmaz'ı da üçüncülüğe al istersen. Tamam, lütfen. Pardon, kimi Serdar, sesin açık senin değil mi? Değil. Hayır, Serdar'ın tamam, sesi. Tamam, şu anda açık. Şu anda evet. Herkese selamlar. Levent Bey, bakış açınız ve eğitimci ifadeleriniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Süper bir Zoom'du. Ellerinize, ağzınıza sağlık. Benim şöyle bir bakış açım var. Az önceki Irak ve Suriye ile ilgili ifadelerinize istinaden. Hani bildiğimiz gibi 1958'de Irak devrimi oldu. Akabinde bizim 60 oldu. Akabinde 63 Suriye oldu. Bu bir silsileydi. Şimdi Irak, Suriye, Esad ve Saddam yok olma yolunda. Öyle bir ilerleme içindeyiz şu anda. Ve hani az önce yazılı olarak ifade etmişti bu soruyu ama tekrar size ağızdan sormak istiyorum. Bizim yani sağ olsun hani ana muhalefet ya da işte muhalefet partileri henüz bu şeyin farkında değil galiba ama yani ana konulardan biri şimdi şeyin Amerika'nın ve Fransa'nın önderliğinde PKK partiler üstü bir konum aldı, devlet kurma olayına giriyor şu anda. Daha yeni bu geçtiğimiz günlerde oluşan bir konu. Birinci konuyu buradan gireceğim. İkinci ana sualim şu. Şuna katılır mısınız? Ben şunu savunuyorum. Balkanlardan Çin'e kadar bizim coğrafyada bizim kadar hani %3 dediniz ya eğitimli kadroya sahip bir ülke yok. Hani işte atıyorum Muhtar Kent dünya çapında bir insan çıkmış. İşte yüzlerce kaliteli şeyimiz var. 2000'lere kadar Türkiye'ye çok ciddi yabancı yatırımları var. Hani bu yabancı yatırımcıların Türkiye'de olmasından bu Şişli'den Maslak'a kadar plazalardaki eğitimli kadroların yüzü suyu hürmetine bu ülkeyi ayakta tutuyor olabilirler mi? Yani bizim hiçbir zaman bir Suriye ya da Irak olmama şansımız bu gerçekten laik sistemin eğitimli olmuş insanları şeyinden olabilir mi? Çünkü eğitimli insanların dünyaya bakış açısıyla partilerin bakış açısı arasında 180 derece fark var. İfade edebiliyorum değil mi Levent Bey? Anladım, gayet iyi anladım. Teşekkürler. Bu konuda görüşlerinizi alabilir miyim? Hani bizi hem de NATO ülkesiyiz ya, bundan dolayı bizi hani biraz daha enseyi karartmaya gerek yok diyebilir miyiz? Güzel bir soru. Oğuz Demirsoy'a isterseniz. Pardon. Levent sesin tamam oldu, özür. Oğuz mu? Oğuz'a mı? Oğuz sesini açar mısın? Ben açamadım. Açtım herhalde, duyuyor musunuz? Evet, duyuyoruz. Evet. Şimdi ben sorudan çok, ben öneren kişiyim Levent Gültekin'i. Ve şunu paylaşmak istiyorum sizinle. Ben önüne arkasına takılmamış demokrat bir insanım. Sonunda hiçbir zaman ist olmayan bir insanım. Şucu bucu olmadım. Ama bu memleketle hep ilgilendim. Şimdi hep şunu görüyorum. Ve hep haklı çıktım, hiç çıkmasaydım. Hep aynı şeyleri yaparak farklı yönlere gitmek istiyoruz. Ama aynı zamanda da insani gelişimle ilgileniyorum. Organizasyonel gelişimle ilgileniyorum. Şimdi bizim şeyimiz mesela bu post travmatik stres bozukluğu var. Bu hem bireysel düzeyde var hem de kolektif bilinçte toplumsal düzeyinde var. Biz geçmiş yaralarımızla yüzleşip barışmadan bir ileriye gidemiyoruz. O verdiği aynı su dökme, ateşe su dökme örneğinde olduğu gibi birden kabarıyoruz, tekrar eski yönlerimize geliyoruz. Onun için
ve aynı şeyleri yaparak da farklı sonuçlara gidemiyoruz. Yani ben Levent Gültekin'i niye önerdim? Ben onu tesadüfen bir dostum vasıtasıyla tanıdım. Bir iki defa bir sohbetimiz oldu. Şu anda da işte arada sırada belki konuşuruz. Benim ondan hiçbir beklentim yok. Siyasi beklentim de yok. Onun da siyasi beklentisi yok. Şu ana kadar isteseydi 50 kere milletvekili olurdu. Ben çok sorguladım. Ve gittiği her toplantıda bu sizin sorduğunuz soruları soruyorlar. Bu Mersin'e de geldi. Bir kitap fuarında konuştu. Salon taştı. Ben hayret ettim. Bu nedir diye. Hep şunu soruyorlar. İşte sen korkmuyor musun? Sen şu musun? Sen bu musun? Bence bu soru çok önemli. Yani böyle bir insan bu toplum buluyor. Fakat ortada bir hareket yok. Belki yani bu kadar güzide bir topluluğun bu insanı tanımasını istedim. Ve gerçekten yani benim hissettiğim kadarıyla yüreğinin götürdüğü yere giden bir insan. Mevki, makam, en son belediye başkanlığı teklif ettiler kendilerine. Bu da reddetti. Şimdi dedi, bu memlekette belediye başkanlığı... belediye başkanlığı yapmak değil dedi. Şimdi bunlar çok önemli. Bir liderlik. Atatürk'e bakın ben şimdi hep Atatürk'le ilgili konuşmalar dinliyorum. Geçen gün yine bir camiada, çok aklı başında bir camiada konuşuldu. İşte biri çıktı lise düzeyinde Atatürk anlattı. İşte Atatürk çok akıllıydı, çok iyi bir askerdi, çok okurdu. Ya bunu yapan bir sürü insan var. Atatürk'ü Atatürk yapan onun yüreğindeki tutuşan ateşle halkın ateşini tutuşturmasıdır. Liderlik yürek işidir, akıl işi değildir. Ve Atatürk yapan göze almasıdır. Oturup Vahdettin'in kızıyla sarayda oturabilirdi. Kelleyi koltuğa alıp yola çıkmıştır. Yani o enerji, biz hep akılda yaşıyoruz. Egomuzla yaşıyoruz. Onun için şaşırıyoruz Levent Gültekin'e. Kalbimize indiğimiz zaman o enerji, sinerjiyi... Bir dakika abi, bitiriyorum. Buyurun. Yani çok teşekkür ederiz. Gerçekten yani Levent Gültekin'in ifade ettiğiniz bütün özelliklere sahip hepimizin çok etkilenmiş bir arkadaşımız. Şöyle yapalım isterseniz. Yani bu sizin takdirleri haline dönüştüm. Sözümü bitirebilir miyim? Yani 3 dakika aldınız da yani onun için müsaade eder misiniz? Yani, tamam da ortadan mı kesiyorsunuz söz bitmeden? Peki. Söz bitmeden kesiyorsanız bitsin. Yoksa hayır, sözümü... Hayır yani 3 dakika... Siz hangisini isterseniz? Ben zaman tutmuyorum. Siz hangisini yöneticisizsiniz? Hangisini istiyorsanız ben... Bir dakika, bir dakika Oğuz. Bozkurt'a bir bırakalım. Oğuz, tamam Bozkurt, bıraktım Ömer, zaten. Bir dakika Ömer lütfen. Ömer diyorum ha, Oğuz bir dakika. Bozkurt'a bırakalım. Bozkurt istersen o öneren kişi olduğu ve bana da çok destek olduğu için bir buçuk dakika daha verelim. Lütfen. Yani ben tamamen kurallar neyse ona uyarım. Tamam Oğuz, uzatma verirsiniz. Ne olur tamam. Devam et. Yok uzatmıyorum abi. Bir sıkıntım da yok. Bir konuya Oğuz yahu. Tamam. Yani yok alınganlık yok abi. Hiç yok. Bende öyle bir şey olmaz zaten. Yani Oğuz. Öyle bir insan değilim ben. Evet. Şimdi yani bence burada hani herkes de diyor ya neler yapabiliriz, neler edebiliriz. Bir iki bir şey söyleyeyim. İsteyen kendisiyle direkt iletişim kursun. Buna açık bir insan. İsteyen görünmeden destek versin. İsteyen görünerek destek versin. Ama partiler bu işe pek yanaşmayacak. Diyor yani o diyor. Ve bizim bunu, onunla ilgili bir konuşmamız yok. Ben de bunu yani bunun bir yerinde olmak istiyorum. Özellikle de gençler. Biz değil gençler. İletişim kursunlar, şey yapsınlar, biz geri planda destekçi olalım. Ama sivil toplum örgütü olsun diyorlar, bilmem ne olsun diyorlar. Yani eğer bu olacaksa birilerinin çıkıp işbirliği yapması geri kalan, çünkü bir sürü camia var, başka camialar da var. Bunların da destekleriyle belki o zaman bir yeni bir hareket bir şeyler doğabilir. Çok teşekkür ediyorum abi. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bozkurt, bir izin ver. Çok vicdani rahatsızlık içindeyim. Bozkurt. Sorduğunuzu tamamlayın isterseniz de hepsine beraber Levent Bey sonunda cevap versin. Yılmaz Ayata lütfen. Bozkurt.
Bir dakika, seni duyamıyorum Bozkurt. Bir dakika, kapatayım sesini ki beni dinle. Oğuz Türk Yılmaz'a da ver. O bilmiyor sanıyorum reisendi. Baş parmak kalmış. Bana başkalarından şey geldi. Söz geldi. Oğuz sesin açık. Sorabilir mi Bozkurt? Yılmaz abiye de bir söz verelim ilk önce. Tamam ama madem tur bitsin, Bozkurt bitsin, ondan sonra ver istersen. Şimdi onun için Yılmaz abiye özür dileyerek sözünü tamamlasın. Ben sorumun devamını getireyim hemen. Bu işi yapacak fedailer çıkması gerekecek ama başkanlar buna yol vermiyor anlaşıldığı kadarıyla. Diyelim ki böyle bir çekirdek oluştu. Bu çekirdek sesini nasıl duyuracak? O konuda bir öneriniz var mı Levent Bey? Teşekkürler. Evet. Oğuz Türk Yılmaz açtı sözü galiba. Buyurunuz. Sesi açık Oğuz'un. Merhaba. Herkese iyi akşamlar. İyi günler. Konuşmayı dikkatle dinledim. Yazılarınızı da okuyorum. Sitenizi de takip ediyorum. Müslüman kardeşlerin Suriye'deki varlığından bahsettiniz. Irak'tan söz ettiniz. Sadece burayla sınırlı değil. Yani bugünkü siyasal iktidarın Müslüman kardeşler tutkusu ve ilişkisinin bir ayağı Yemen. Şu anda Türkiye'nin siyasi ve askeri danışmanlarının Yemen'de cirit attığını, Katar'daki 3000 kişilik askeri üssü, Somali'deki askeri üssü, Libya'da yaşananları, Libya'nın şeyinde batısında bir üs kurma niyetlerini, bunu teşvik eden Türkiye'deki bir takım askeri çevreleri, askeri sanayi, savunma sanayi değil, savaş sanayi olan, gemi yapan, silah yapan, drone yapan kesimleri, yani bunlar bir ortaklıkta birleşiyorlar. Bu Türkiye'nin geleceği için hiç hayırlı şeylere işaret etmiyor bence. Bu konudaki değerlendirmenizi duymak isterdim. Levent Bey buyurun. Ve böylece de bütün sualleri sormuş olduk. Bütün arkadaşlarımız. Tamam. Sorular bitiyor zaten. Toplantıyı da tamamlıyoruz sonra. Levent Bey buyurun. Şimdi birincisi parti liderleri çıkabilecek yeni bir liderden korkuyor olabilirler mi sorusu var. Korktukları için bu işe yakınlık duymuyor olabilirler mi sorusu var. Ben onun olduğuna ihtimal vermiyorum. Zaten bir tek Meral Hanım'da biraz şey hevesi var. Cumhurbaşkanı olma hevesi var. Duygu olarak bildiğim için söylüyorum. Diğerleri Kemal Bey'de, Ali Babacan'da, Davutoğlu'da, Saadet Temel Karamollaoğlu'da, Mithat Sancar'da kendilerinin bu sistemde bir şey olamayacağını biliyorlar. Teknik olarak tek başına Babacan'ın bir anlamı yok, tek başına Davutoğlu'nun bir anlamı yok, tek başına Meral Hanım'ın bir anlamı yok, tek başına CHP'nin de bir anlamı yok. O yüzden hani bir dakika ben partimde olayım, tek başına gelip yok, öyle bir sistem yok artık. Mecburen ortak birini aday yapacaklar. O yani ondan korkmaları neyse başlarına gelecek eğer korkuyorlarsa. Onu mecburlar ona. Bir tek Meral Hanım'da şöyle hesaplar var. Ya iki grup olarak ittifak yapalım. Sağ ittifak ve sol ittifak diye. İşte Babacan, Davutoğlu, İyi Parti ve Saadet Partisi ittifak yapalım. Bir aday çıkaralım. CHP ile HDP'de bir aday çıkarsın diye bir kurgusu var kafasında. Biz şayet Tayyip Erdoğan'dan sonra ikinci olursak o zaman CHP zaten bizi destekler. O da benim o aday. Kafasında böyle bir hesap var. Bunun da büyük bir hayalden ve gerçeklikten kopuk olduğunu umarım yakında anlayacaktır. Çünkü böyle bir Türkiye yok. Yani hani ana muhalefet orada CHP. %23-25 civarında bir oyu var. O bırakacak da işte Meral Hanım Cumhurbaşkanı olacak da falan filan. Bundan korktuklarına ihtimal vermiyorum. Tek benim kendimce bulduğum bir şey var, yorum farkı var. Onlar şöyle diyorlar. 2023'e kadar konuşmayalım, germeyelim, bağırmayalım, çağırmayalım. Sandık gelir, halkımız bu iktidarın ağzının payını verir. Temel felsefeleri bu. Ben de kendilerine dedim ki 2023'e kadar nasıl bir seçim olacağının garantisini görüyor musunuz? Ya da 2023'e nasıl bir Türkiye'de olacağız? Hangi birinizin siyaset zemini yasaklanmış olacak, kalkmış olacak? Bunu hesaba katmıyorlar. İkincisi diğerini yapmak demek bugün yaptıklarından daha ciddi bir performans gerektiriyor. Daha ciddi bir cesaret gerektiriyor. Daha ciddi bir karakter. Yani tweet attım, grup toplantısında konuşma yaptım. İki tane YouTube kanalına konuk oldum. Oradan da çok güzel cümleler ettim. Bunlar yetmeyecek. Kafa yormak, topluma ulaşmak, şehir şehir yürümek, kapı kapı dolaştırmak, organizasyon yapmak. Bunu benim kişisel görüşüm bunu göze alamadıkları için
böyle yapıyorlar. İkinci soru, eğitimli insanlar ve yabancı yatırımcıların burada olmasından dolayı Türkiye'yi koruyor olabilirler mi diye düşün. Şimdi elbette Avrupa Orta Doğu'da yeni bir Suriye'yi kaldıracak durumda değil. Çünkü Suriye'yi bile kaldıramıyorlar şu anda. Oradaki mülteci akını Avrupa'da korkunç bir ırkçılığın sağcılığın artmasına da neden oluyor. Avrupa'daki demokrasiyi tehdit ediyor bir anlamda. Hele böyle 80 milyonluk Türkiye'de benzer bir yıkımı elbette göze almayacaklardır. Ben Avrupa'da şöyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Veya dünyada oturmuşlar dünya liderleri Türkiye'yi koruyalım mı veyahut yok edelim mi tartışması yaptıklarını zannetmiyorum. Ama bazı odaklar vardır ki, kimdir onlar bilmiyorum. Örnek veriyorum, CIA ve Mossad'dan bir grup. Onlar ya Kürdistan çıksın diye kendilerince bir politika yapıyor olabilirler. Ama buna bütün dünya teşnedir, ortaktır anlayışında değilim. Avrupa ister ki Türkiye gelişsin. Mesela şey döneminde hatırlıyorsanız Tayyip Erdoğan'ın ilk birkaç yıl döneminde Avrupa Birliği'nde o tarih alma dönemi, ekonomide bir yukarı gitme dönemi Avrupa'nın en çok Türkiye'yi desteklediği dönem. Yani iyi iş yaptığına destekliyorlar. Hem içerideki yetişmiş insanlar, yani iyi eğitimli, sizin dediğiniz iyi eğitimliler, hem yabancı yatırımcıların olması bizim başımıza gelecek yıkımı engellemeyecektir. Çünkü biri yıkan içeriden, dışarıdan değil. Dışarıdan olsa deriz ki o zaman ya bunlar kendi yatırımlarını dert etmiyorlar mı deriz mesela. Hayır, orada değil. İçerideki biri mevcut yönetim ben ülkeyi yıkayım diye de yapmıyor. Girdiği kilitlenme, mecburiyetten aldığı kararlar, kendi pozisyonunu korumak adına aldığı kararlar o ülkeyi yıkıma götürüyor. Bir de kendi kafasında kurduğu bir hayal. İnanç üzerinden bir toplum yaratacağım. O toplumla yeni bir devlet yaratacağım. Ahlaklı insanlar ortaya çıkacak. O başka bir Türkiye olacak diye bir hayal aleminde yaşıyor. Ama tam da bunun ülkeyi çürüttüğünü, yıktığını kavrayamadığı, görmediği için biraz da kendi çıkarını Türkiye'nin çıkarından daha üstün gördüğü için, yani iktidarda kalmak onun için daha önemli Türkiye'yi korumaktan. O yüzden de yıkımı hem kavrayamıyor hem de gördüğü çürümeyi de dert etmiyor. Şimdi böyle bir çürümeyi ne içerideki yabancı yatırım durdurabilir ne de içerideki eğitimli insanların gücü yetebilir. Benim lümpenleşme dediğim, okuduğunu anlamayan, aklıyla hareket etmeyen, sadece duygusuyla. O duygu nedir? Bazen Kürtlüktür, bazen Aleviliktir, bazen milliyetçiliktir, bazen dindarlıktır. Duyguyla hareket eden, karşı tarafı dinlemeyen, değerleri olmayan bir lümpen insan türü çıkıyor ortaya. Görüyorsunuz, giderek yaygınlaşıyor bu insanlar. Yeni gelen nesil, siz bakmayın böyle Z kuşağı bilmem falan filan. Bunların %10'u doğru düzgün eğitim alamıyor bile. Şu anda üniversiteler çöktü. Yetişmiş hocaların tamamı atıldı. 2500 üniversite hocası, Barış Akademisyenleri adı altında üniversitelerden kovuldu. Üniversitelerde hoca kalmamış, tıp fakültelerinde normal doktorluk eğitimi verecek doğru düzgün doktor kalmamış, hoca. Şimdi ve Yargıtay Başkanı geçen yıl YÖK'e başvuru yaptı. Hukuk fakültelerini 5 yıla çıkarın diye. Niye biliyor musunuz? Bir yıl sadece Türkçe dersi koyun. Çünkü hukuk mezunları Türkçe konuşmayı bilmiyorlar hakim savcılığa geldiklerinde. Bu lümpenleşmek dediğimiz budur. Artık değer yok, kalite yok, liyakat yok. Tamamen eş, dost, kayırma, akraba üzerinden bu çürüme dediğim benim tam da buydu. Bu biz bir süre sonra, belki 5 yıl sonra, belki 10 yıl sonra, şu anda bile bence Türkiye mesela bağımsız yargı diyoruz değil mi? Nasıl kuracaklar bağımsız yargıyı? Yasayla mı? Bağımsız yargı kurmak demek muhakeme gücü olan insan gücü muhakeme kabiliyeti olan insan gücünün olması demek. Ama yanlışla doğru ayıracak insan yok ki. Üniversite mezunu Türkçe bilmiyor. Dilekçe yazmayı bilmiyor. O durumdayız. O yüzden diyorum, şimdi bu çürüme yaygınlaşıyor. Üniversiteler yüksek liseye dönüşüyor. Yüksek lise mezunları arasında da ahbap çavuş olanlar göreve getiriliyor. Sizin Boğaziçi mezunu olanınız değil, ODTÜ mezunu olanınız değil diyelim. İşte
bilmem 19 Mayıs Üniversitesi'nde veyahut Isparta'daki filan üniversitede mezun olmuş ama arkası olan biri getirilmeye. Onlar giderek ülkenin bütün alanında. Medya, şimdi her akşam televizyonlardaki insanların profiline bakın. Toplumun en düşük seviyesi şu anda kanaat önderi pozisyonunda ekranlardan her konuda, dış politikada, eğitim konuda, iç politikada ahkam kesiyorlar ve o üslup, o yaklaşım toplumu çürütüyor. Burada ne yabancı yatırımın bir etkisi olabilir ne de yetişmiş beyinler ne yazık ki hepimizi katarak söylüyorum, bir süre sonra kendimizi bir kavanoz içerisinde azınlık hissetmek durumunda kalacağız. Yani dışlayacağız mecburen çünkü o kurallara göre yaşayamayacağız, öyle davranamayacağız, öyle konuşamayacağız. Öyle hareket edemeyeceğiz. İş ahlakı değişiyor, kurallar değişiyor, bürokrasi değişiyor falan. O yüzden umut ederim cevap vermişimdir. Peki, Yemen meselesiyle ilgili katılıyorum o görüşe. Biraz önce söylediğim, Türkiye acayip bir politika izliyor. Mesela şimdi Suriye'nin bizim kontrolümüzde olan bölgelerinde artık Türk parası kullanılmaya başlandı. Orada kaymakam atıyoruz. Öbür taraftan Libya'da büyük bir risk aldı ve şimdilik o riskinden kazanım elde etmiş. Yani tuttuğu tarafı kazanma ama Rusya nasıl bir hamle yapacak henüz bilmiyoruz. Avrupa tamam abi sen Libya'yı kazandın sana yediriyoruz diyecekler mi? Veyahut daha ağır başka bir şey mi gelecek onu da bilmiyoruz. Sadece Libya değil diğer taraftan Yemen'de mesela Bulgaristan'da İslamcı bir Türk partisi kurdular. Ben Bulgaristan konsolosluğundan biriyle görüştüm. İnanılmaz zor durumdaydı dedi. Bizdeki barış ortamı bozuldu dedi. Biri İslam yani Türkiye'nin desteklediği yeni bir Türklerin partisi kuruldu ama İslamcı. Şimdi böyle bir politika güden bir iktidar var. Yemen'de, Katar'da, Libya'da, Suriye'de benim şöyle bir tabirim var onu kullanmama müsaade edin. Büyük devlet olmadan büyük devletmiş gibi davranıyor şu anda. Bunun ya ağır Almanya gibi çok ağır bir faturası olur Allah muhafaza inşallah olmaz çok ağır bir yıkımı gelir ya da hakikaten bizim görmediğimiz başka bir şey ortaya çıkar başka bir şey kurulur ama hiçbir akıl hiçbir mantık ekonomisinin güçlü olmayan eğitimini çözememiş toplumsal barışını sağlamamış teknolojide bir mesafe kat edememiş doğru düzgün bir entelektüel sınıf oluşturamamış bir ülke sadece askeri güvenlikli yani operasyonlarla dünyada bir güç kazanır mı? Bunun dünyada bir örneği yok. Görmedik zaten. Hani burada olur mu? Hep beraber göreceğiz. Son soru. Böyle bir oluşum kurulursa sesini nasıl duyurur kısmı? Ben o yüzden partiler olmalı diyorum. Partiler olursa işin içinde, harekette. Şöyle düşünün. Diyelim ki bir materyal üreteceğiz. Mesela dert ettiğimiz bir konuyla ilgili 3 dakikalık bir video. Dili düzgün ayarlanmış, üslubu sıcakkanlı. Onu o merkez çekti, bütün partilere gönderdi. Bütün partiler bir anlamda kendi seçmenlerini bir ağ olarak kullanacaklar. WhatsApp'lar, sosyal medyaları, komşular görev verecek mesela kendi seçmenlerine. Her cuma akşamı, örnek veriyorum. Her cuma akşamı bir komşumuzu ziyaret edelim. Sohbet edelim, derdini dinleyelim ve tatlı dille şu konuyu anlatalım ona gibi. Böyle ben, böyle bir seferberlikten bahsediyorum. Bir olağanüstü, yani muhalefetin bir olağanüstü hal ilan etmesi gerekiyor ki burada bir şey yapabilsin. Peki dışarıdan biri kurarsa bunu yapabilir mi? Ben toplumun ilgisi çekerse olur. Yani çekerse o zaman inanılmaz bir ağ kurulur. Her birimiz bir asker gibi oluruz. Ben diyelim konferanslara çıkarım. Bir başkası kahvede eşine dostuna izletir. İnsanlar kapı kapı dolaşır. Bak ben kendi gençliğimden örnek vereyim size. Tayyip Erdoğan hiçbir televizyona çıkarılmazdı. Biz İslamcı yani o dindar çocukken bir tane muhafazakar dindar televizyonda göreceğimiz gün bizim için önemli bir gündü. Çünkü hiçbiri çıkarılmazdı. Erbakan'ı ben sadece o zaman TRT1'de seçim programlarında görürdüm 10 dakika. Uyumazdık onu izleyeceğiz diye. Çünkü yoktu bizim medya o zaman gözükmezdi. Kapı kapı dolaştı diye, muhafazakar kesim kapı kapı eve. Anlattılar, ikna ettiler, yanlarına çektiler ve böyle bir sonuç aldılar. Türkiye'nin şu anda buna benzer, aynen Atatürk'ün yaptığına benzer yepyeni, cesur,
çok kararlı böyle bir yöntemle kapı kapı dolaşacak, insanlara derdini anlatacak, onu ortak edecek. Aynen Cumhuriyet'in Kurtuluş Savaşı verdiği gibi onu ortak edecek. Dışlamayı bırakacak, gel elini ver, beraber yeni bir ülke kuralım diyecek bir duygu birliği ve şey. Mesela örnek veriyorum. Referandum sürecinde evet hayır kampanyası yaparken ben gözlerimle gördüm. Kadınlar mesela Ok Meydanı Hastanesi'ne gidiyor bir hanımefendi. Hasta kuyruğuna giriyor. Orada 2 saat, 3 saat o hasta sırasındaki insanlara niçin hayır demesi gerektiğini anlatıyordu. Böyle bir seferberlikten bahsediyorum işte. Yani o komşusuna gidecek, öbürü hastaneye gidecek, öbürü dolmuşta birine görünce, öbürü bir kahveye gidecek amcalarım. Bir dakika size bir şey anlatabiliyorum. Böyle bir seferberlik. O zaman medyanın gücü dağılır. Sosyal medyanın etkisiyle, böyle yüz yüze konuşmalarla, konferanslarla. Sadece ben mesela Türkiye'de konferanslara giden birkaç kişiyiz. Bir ben varım, bir iki tane daha yazar var. Halbuki bütün yazarlara, bütün herkese bir konferanslar silsilesi ama üslup ayarlamasıyla merkezden, buradan. E şimdi biri gidiyor, Kürt düşmanlığı yapıyor. Öbürü gidiyor, Alevi düşmanlığı yapıyor. Ama aynı zamanda iktidar da karşıtlığı. Şimdi iktidar karşıtı ama Kürt düşmanı diyelim. E Kürt'ü alamıyorsun yanına o zaman. Veyahut iktidar karşıtı ama Alevilikten rahatsız. Veyahut iktidar karşıtı ama başörtüsünden rahatsız mesela. O üslup birliğini ayarlayamadığı için birinin yaptığını öbürü bozuyor bu sefer. Benim dediğim bu birliktelikten aynı zamanda bir de şey çıkar. Ne diyecektim? Üslup birliği de çıkar. Onların ürettiği materyal da tek materyal olur. Yani üslup birliği sağlanmış materyal ve bütün topluma ulaşılır. Ben çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Oğuz Bey'in iltifatlarına ayrı teşekkür ediyorum. Oğuz abi beni böyle ya bir şey yap, bir şey yap diye şey yapıyor ama ben hep ona da söylüyorum, size de söyleyeyim. Bu benim bir kişinin ortaya çıkarıp evet ben yapıyorum, ben varım demesiyle olabilecek bir şey değil. Çok ciddi bir risk var, çok ciddi bir güç var karşında. O gücün karşısına ancak toplumsal bir bütünlükle ve el ele vererek çıkılabilecek bir şey. Ne benim tek başıma yapabileceğim bir şey, ne de başka birinin tek başına yapabileceği bir şey. Ben olabildiğince kendi elimden geleni yapıyorum. Siz de olabildiğince kendi elinizden geleni yaparsanız belki siyasetçileri, muhalefeti buraya kanalize edebiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bozkurt. Yani Serdar'ın deminki sorusunu birazcık daha açarak size yani son sözü söylemiş olayım. Gerçekten buyurun. Yani sizin gibi insanların varlığı bu ülkede umutlu olmamızı gerektiren bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Yani onu da zaten Serdar da onu söylemeye çalışmıştı. Bu zihnimizde böyle kopuk kopuk olan bazı konuları, biri bazılarımız en azından bunları birleştiren güzel bir toplantı oldu. Çok teşekkür ederim size hepinizin adına. Cem söz sizin. Çok teşekkürler. Ben de Oğuz'a, sana ve tabii Levent'e ve tüm katılanlara ilginizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Etkilendim gerçekten çabuk derlenmenize. Yani bunu biz 5 kişi dinlesek aynı etkiyi yapmazdı. Hoş bir ortam oluştu. Galiba 70 küsurlara ulaştık. Şimdi artık biraz kan kaybediyoruz ama neyse, dediğim gibi çarşamba Levent, bunlar senin için de geçerli. Çarşamba 16'dakini henüz netleştirmediğim için söyleyemiyorum. Ama öbür cumartesi yani 27'sinde yine yasak olduğu için saat 13'te Bekir Ağırdır konuşacak. Yerel ve toplumsal dip dalgalar üzerinde. Efendim ben terk etmenizi bekleyeyim toplantıyı. Suratınıza kapıyı kapamayayım. Ev sahibi olaraktan bekliyorum sizleri. Görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum. Levent çok çok teşekkürler. Levent e-mail adresim sende var. Bana yazmak istersen hele yazarsan görüşlerini toplantıya ilişkin yapılması veya başka bir şunu da çağırsanız iyi olur gibi bana lütfen yaz bunları. Tamam. Kolay gelsin. Tekrar teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları, ne kaldıysa geriye. Evet. Hadi bakalım. Hadi yürüyün, çıkın artık. Rint amma geç geldin sen de. Bir ara dur sesini açayım. Bir ara ben Rint'i gördüm. Aman
Burhan'ı gördüm burada. Açık seslerin. Herkesin sesini açayım isterseniz. Burhan, evet arkadaşlar. Ben de tabii ki son anda böyle saat 1'i alınca olmadı. Bir başka toplantı vardı saat 1'de. Onu bitirip geldim. İşte arada sırada böyle sürprizler yapıyorsun. Alışmışı bozdun mu takılıyoruz biz. Saat 4'te yapacaksın diye bir programı bir aldık. İşte bak bu sokağa yasağı çıkınca o zaman 13'te herkes dışarı fırlayacak ama bunu neyse böyle bir şey oldu. Bir sürüsü herkes toparlandı. Adet otursun, güzel bir toplantı kaçırdığımı düşünüyorum çünkü. Yolluyor ama videosunu yollayacağım. Yolla yolla da bir şey edeyim sonra. Tamam, çok birazdan da şu toplantı biter bitmez yapay zekanın videosunu yollayacağım. Çok zorlandı konuda ama ben aslında şu toplantının kaydını bitireyim.